Modanın, tarzın ve stilin tek adresi Doya Doya Moda'da haftanın 3. günü başlıyor. Alışveriş için yerlerini alan kızlarımızı daha fazla bekletmeden hemen yanlarına ışınlanıyoruz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugün alışveriş için neredeyiz? Paris. Konseptimizi açıklar mısınız? Anne çocuk günü. Anne çocuk günü konsepti için bütçeniz tam tamına 850 lira. Herkes için 2 saat, Esra ve Elisa için 1 saat 45 dakikalık alışveriş süresi başlıyor. Sürprizimiz neymiş? Ben çok merak ediyorum. İlk ben aldım. Hiç oyuncakların var mıydı? Benim de annem, babam... Her gece bir kaos vardı. Ay, mahvoldum. Bu bana çok dokunmuş. Aleyna geçen gün bana ne dedi Hülya biliyor musun? Ben dedi kartımdan sürekli Hülya'ya yemek alıyordum biliyor musun Esra ne? Dedi. Ve sen bunlara inanıyorsun. Hülya sen kazanmayacaksın. Ve sen Esra'nın oyununa geliyorsun. Sen kazanmayacaksın. Yeter! Diye bağıracağım. Gerçekten bağıracağım artık yani. Çıkart bir gömleğin üstünden. Tabii. Bu gömlek, bu bluzun ama... Ben sonuçta buraya böyle çıkmadım. Hiçbir türlü olur yok. Makyajım da çok kötü. Sen bu kılıkla bu yarışmaya devam edemezsin. Ay o almadılar mı seni pendik? Yok almadılar. Rızık sana. Aynen. Şimdi esnafı tembihlediği için... Ispatla ya. Bu kemerimi ben ona aldım. Sana ne oluyor? O nasıl almış? Neren olur şunlar? Her şey tam, her şeyi yapma. Tam bir bebeksin. Annen evde neler yapıyor Furkan? Bize bir anlatsana. Evde yok ki. Ya bu huyların olmasın anneciğim dediğin neler var? Konuşmayı seviyor işte. Ne konuşuyorum? Kötü bir şey çok misin? Çok konuşuyorum. Günaydın Eda. Günaydın The Ses. Bugün en sevdiğim konseptlerden biri olan Furkiç konsepti. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Bugün Furkiç'imizle beraber önce köpeğimiz Max'i alıyoruz. Hep beraber sahilde, bebekte güzel bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Biliyorsun günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Kahvaltıdan sonra köpeğimizi eve bırakıyoruz. Ondan sonra Eyüp'teki o açık, büyük, kocaman, devasa Luna Park olan eğlence merkezine gidiyoruz. Orada biraz eğleniyoruz. Sonra hediyesini alıyoruz çünkü tatilde çocuğumuz. Sonra güzel hamburgerlerimizi, tatlılarımızı yiyoruz. Artık ben eve gideyim artık değil mi? Eve gidiyoruz sonra da. Hazırsan başlayalım o zaman. Hadi. Günaydın Hülya. Nasılsın bugün? Çok iyiyim. Sadece birazcık sesim gitti ve kısıldı malum dünden ötürü. Bugünün konseptinde ne yapacağına karar verdin mi? Neredeyse her cumartesi yaptığım şeyi yapıyorum. Poyraz'la dolu dolu bir cumartesi kahvaltıdan kitap fuarına, oyun alanından... Sinemaya, sonra tekrar bir akşam yemeği, sonra geziyoruz, dolaşıyoruz, dolu dolu bir cumartesi geçireceğim oğlumla. Hazır olduğuna göre ne yapıyoruz? Hadi alışverişe başlayalım. Günaydın Aleyna. Günaydın Dış Ses, günaydın sevgili herkes. Bugünün konseptini hatırlatır mısın bize? Bugünkü konseptimiz anne çocuk günü ve gerçekten annemi o kadar çok özledim ki onu buradan kocaman öpüyorum. Nereye gideceğine karar verdin mi peki? Hafta sonu pazar günü eşimin çiftliği var ve ben de çocuğumu alıp çiftliğe kahvaltıya gideceğim. Sonrasında çocuğuma at bindireceğim. Onun dışında belki ben de binerim ama yine de konseptime uygun giyineceğim bugün. Aynı zamanda ufak bir detay veriyorum. Çocuğumla birbirimize benzer kıyafetler giyeceğiz. Alışveriş için hazır mısın? O zaman ata binelim Dış Ses. Bay bay. Günaydın Özlem. Anne çocuk günü konsepti için nereye gideceğine karar verdin mi? Benim konseptim, benim de görmek çok istediğim bir yer, dünyaca ünlü bir Luna Park'a gidiyoruz. Çocuğuma söz vermiştim, karnesinin bütün dersleri 5 olursa onu oraya götürüp en sevdiği oyuncağı alacaktım. Ve bugün bu hayalimizi gerçekleştiriyoruz.
hemen alışverişe başlayalım o halde. Hadi başlayalım o zaman. Günaydın Ayça. Bugün alışveriş için neredeyiz? Bugün Pendik'teyiz. Anne çocuk konseptimiz var. Ben de çocuğumu almışım. Bir AVM'de güzel yemek yiyeceğiz, sinemaya gireceğiz ve eğlenceli tüm her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Yani bir çocuğum olsaydı böyle yapardım herhalde. Yeterince hazır görünüyorsun. Alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım hemen. Günaydın Elisa, nasılsın? İyiyim, harikayım. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bugün diğer yarışmacılardan 15 dakika önce alışverişini tamamlaman gerekiyor. Bu durum seni demoralize eder mi? 15 dakika beni etkilemez. Ben yine gayet güzel sonuçlar çıkartabilirim. Aklında nasıl bir konsept var peki? Benim şöyle bir konseptim var. Bugün herkes anne oluyor ama ben bugün çocuk olmak istiyorum. Çünkü ben hep annemin annesi olduğum için ve hep onu böyle onu gezdiren taraf, onu eğlendiren taraf hep ben olduğum için bugün ben çocukluğumu yaşamak istiyorum. Annemin elinden tutup bir yerlere ben gitmek istiyorum. Bugün ben çocuk olmak istiyorum. Hemen alışverişe başlayalım o zaman. Evet, hemen başlayalım. Günaydın Esra. Dün konsept dışı kalmanı nasıl yorumluyorsun? Yani bunun tabii ki de tek suçlusu Özlem. O utansın benim o hale düşürdüğü için. Bir de ayaklarım çok üşüdü zaten. Ayakkabıyı isteyecektim Mersin giyineyim diye de kendimi zor tuttum istememek adına. Ama bayağı üşüdüm yani. Bugünün konseptinde ne yapacaksın peki? Şimdi ben evlenmişim. Benim bir kız bir de erkek çocuğum var. Oğlum tutturmuş, anne ne olur beni bugün buz patenine götür, buz pistine götür diye. Onu kıramamışım ama bir yandan kızım da anneciğim ne olur bugün dans okuluna gidip dans edelim demiş. Ben ikisini de kıramamışım. Almışım oğlumu ve kızımı, giyindirmişim. İlk önce onlarla birlikte Maslak'taki bir AVM'nin buz pistine gidiyoruz. Buz pistinden hemen sonra da kızımı kırmayıp dans okuluna gidiyoruz. Hemen başlayalım. Evet, şaşıracaksınız belki ama ilk mağazadan aksesuar olarak başladım ben. Alışverişine neden aksesuarla başlamak istedin Özlem? Burada birkaç tane bir şey daha önceden görmüştüm ben bu mağazaya gelmiştim. Onları bir denemek istiyorum da sesçim. Sen seçim yaparken biz de Eda'nın denediği kombini inceliyoruz. Böyle paraşüt kumaş yok hayır rüzgarlı kumaşından ve pamuklu kumaştan bu şekilde lastikli ponçik mi ponçik bir eşofman takımı. Fiyatını öğrenelim mi? 500'e 270. Cause you know I'm on top. Bu arada geçen akşam eve giderken oğlun sana yemek hazırlamış sanırım. Doğru mu? Hafta içi o yapıyor ben çalıştığım için. Hafta sonunda ben yapıyorum. Çünkü çalışıyorum ben saat 10'da eve geliyorum. Nasıl yemek yapayım? Sen de haklısın Eda. Bu kadar koşturmanın üstüne hazır yemek iyi gider. Hadi gidiyorum. Eda yeni bir kombin denerken biz de dünyanın en güzel annelerinden biriyle karşı karşıyayız. Şımartıyorsun beni çok teşekkür ederim ama doğru. Üzerindeki kombinin detaylarından bahseder misin? Altına çok rahat bir spor ayak. Ayakkabı. Üstüne belki böyle bir mont olabilir, ceket olabilir ama havalar da o kadar soğuk gitmiyor aslında. Çok da koşturduğumuz için bir şey bile almasam olur aslında. Rahat bir spor çanta, bir tane minik küpe. Fiyatlarını da öğrenelim mi? Pantolon 350 TL, üstümdeki 350 TL. Evet, yine konuşurken paramın bittiği bir gündeyiz. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha kombinim var. Onu deneyip geliyorum dış ses. Görüşürüz. Tatam. Tam böyle at binmelik değil miyim dış ses? Atını otlatmak için bırakmış gibi görünüyorsun. Tıkıdık dedi. Bu yaka kesinlikle bana at çiftliğine gittiğim çok bariz belli bir yaka gibi geldi. Umarım doğru gelmiştir. Bunun üzerine böyle kocaman bir trench coat istiyorum böyle yerlere kadar. Şapka istiyorum kafama. Aynı zamanda da böyle buraya kadar düz çizme. Fiyatlarını senden dinlemek istiyoruz. Aleyna geçen gün bana ne dedi Hülya biliyor musun? Ben dedi kartımdan sürekli Hülya'ya yemek alıyordum biliyor musun Esra ne? Dedi. Bunu bile dile getirdi. Bence gerçek kötülük bu demek ya. Kredi kartıyla alakalı Hülya gitmiş birine bir şey söylemiş. Esra da bunu geldi bana söyledi. Ben de Esra'ya aynen şu cümleleri kurdum. Bizim aramızda böyle şeyler oldu biz arkadaştık. Çok normal. Kimle konuşuyorsa madem öyle tanıyorsun demek ki sustur onları. Ona bakarsan ben de zamanında bunu yaptım. Karşılıklı
karşılıklı oldu aslında. Yani Esra'ya kendimi açıklamak ve o artık kimse o birileri susturmasını rica ettim. Sana bir yem atılıyor, Hülya bunu dedi diyor. Sen de karşılığında bunu söylüyorsun ve gelip seni söylediğini söylüyor. Ve sen bunlara inanıyorsun. O Hülya ile benim aramda yaşandı, bitti, gitti. Sen neden buradan hala rencide etme derdindesin? Ben asla birlikte yemek yediğim, kahve içtiğim kimsenin arkasından gidip de başka birine konuşmam. Konuşulmaması gerekiyor çünkü bana göre yanlış. Hülya ile aranızın düzelmesine dair bir ihtimal var mı peki? Bizim artık Hülya ile toparlanabilmemiz mümkün değil. Şöyle bir şey oldu, bunu da söylemek istiyorum. Herkes her şeyi konuşuyorsa ben de konuşacağım. Fanlarım böyle böyle şeylere, yazılara beni etiketlemişler. Ben de okudum. Hülya, ben 3. kolyemi de aldıktan sonra podyumda en başarılısı benim dedim. O da hatırlarsanız dedi ki, total puanlara bakılırsa açık ara fark atarım gibi bir şey söyledi bana orada. Sonra bu cümlemi gitmiş fanlarının olduğu gruba bir ses kaydı atıyor. Ve o ses kaydı benim elimde şu anda. Benim Aleyna ile olan diyaloğumda açık ara fark atarım dediğim bölümü havalı editler yaparak paylaşın. Neyi kanıtlıyorsun sen en iyisiysen? Neden insanlara gösterme çaban var Hülya? Onun dışında biz Hülya ile ilk küstüğümüz zaman fanlarına demiş ki Aleyna'yı ve Aleyna'nın bütün fanlarını takipten çıkaracaksınız. Ve benim fanlarımın yazdıkları bana Aleyna sen bize hiçbir zaman böyle bir şey yapmadın. İşte senin Hülya ile arandaki fark bu. Sen gerçekten çok kalitelisin. Ve sen şimdi Hülya kalkıp da diyorsun ki beni seviyorlar, çok seviyorlar, öyle seviyorlar, böyle seviyorlar. Açık ara fark atarım sana. Açık ara fark atarım sana. Ben eminim ki bak her zaman söylüyorum herkes kalbinin ekmeğini yer. Hülya sen kazanmayacaksın. Sen kazanmayacaksın. Pendik'in orta yerinde çıkıp yeta diye bağıracağım. Başka bir kombinin var mı bu arada? Hemen var. Gidip geliyorum. Bay bay. Böyle giyindim ve geldim de ses. Nasıl olmuşum? Hoş görünüyorsun. Kombininin detaylarından bahseder misin bize? Tabii ki böyle ekoseli bir etek elbise giydim. Böyle balıkçı yaka bir kazak giydim. Bunu alırsam eğer saçlarımı cik cik yapacağım. Tatlı biraz allık, hafif bir gloss. Altıma opak bir çorap. Ayakkabı olarak da bez ayakkabı alabilirim. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Üzerimdeki 399 TL. Tişörtümde 199 TL. Bugünün konseptine hazırlanırken seni çocukluğuna götüren bir anı geldi mi aklına? Annem bizi böyle bazen özel günlerde parka götürürdü. Dondurma alırdı. Yani tek güzel anımız o ya. Onun haricinde hiç böyle güzel bir anımız yok. Çocukken böyle bir hayalin var mıydı peki? Ben çocukken anne olmak isterdim. Anne olmak istemenin özel bir nedeni var mıydı? Bebekleri çok severdim ama hiç bebek ya da ne bileyim oyuncak alabilecek paramız yoktu bizim. Onun için oyuncaklara çok merakım vardı. Annem de böyle yastıktan bebek yapardı bana. Ben de onu böyle kucağıma alırdım. Böyle anneymiş gibi ona bakardım falan böyle. Onu her yere götürürdüm. Hatta annem çok anlatır. Onu asla bırakmazmışım. Şimdi var mı peki oyuncakların? Var. Kutu bebeklerim var. Bir de oyuncak ayılarım falan var. Bu arada başka bir kombin deneyecek misin? Bir kombinim daha var. Onu da giyip geliyorum. Hello! Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Yeleğin fiyatı 900 TL'ymiş. Body'm 180 TL. Pantolonum da 350 TL'ymiş. Kombini tercih edersen nasıl tamamlarsın? Kesinlikle deri bir postal isterim ama birazcık yüksek böyle. Topuklu değil ama kalın tabanlı bir ayakkabı tercih ederim. Böyle kocaman. Saçlarımı kesinlikle toplarım. Açık asla bırakmam çocuklarımla çıkacağım için. Çok terlerim çünkü. Büyük de bir çanta alırım. Deri bir çanta. Bence müthiş olur. Bu arada Özlem'le ilgili bir intikam planın vardı. Seni bu plandan vazgeçiren ne oldu? Ben aslında Özlem'den intikamımı alacaktım ve o ayakkabıyı sakladım. Gerçekten asla bulabilirim. Bileceğini tahmin etmediğim bir yere sakladım. O ayakkabıyı podyuma çıktığımda ben giyinecektim ve Özlem çıplak çıkacaktı o podyuma. Ama maalesef ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Aleyna'nın çantasını sakladığım yere saklamıştım. Sandım ki Aleyna bulamadı ya o da bulamaz. Meğersem Özlem eliyle koymuş gibi buldu ne hikmetse anlam veremedim. Bir gün buradan elenirsem ben Esra'nın ona bana yaptığının iki katını yapacağım. Sıfır kombinsiz çıkartacağım. Vallahi yapacağım. Eğer bu hafta gitmez de kalırsa çok
güzel ama çok güzel bir planım var. Ve bunu uygulamadan ben de buradan gitmeyeceğim bu arada. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Ben hemen kabine gidiyorum. Sonra görüşelim. Esra yeni bir kombin denerken Ayça da ilk kombiniyle karşılıyor bizi. İlk kombinimi denedim. Güzel bir renk. Bana yakıştığını düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış bu tulumu? 250 TL. Peki bu tulumu nasıl kombinlersin? Bunun altına spor ayakkabı, belki güzel bir şapka alabilirim. Bu şekilde. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Hayır yok. O zaman başka mağazaya gidelim işte. Sen yeni bir mağaza ararken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Özlem başındaki aksesuarla içindeki çocuğa kombin yapıyor gibisin. Ben daha küçüğüm. Ben ruhum 18 benim. Kızınla aynı aksesuar mı takacaksınız yoksa? Tabii ki takacak. Aynı kombin yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da ucundan göceğinden yakalayacağım. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? Şimdi bu 250 TL The Session. Tişörtüm 150 TL. Tacım da 50 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Kasaya gidelim, ondan sonra başka mağazaya gidelim. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Özlem seçtiği aksesuar için 50 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Eda evde yemekleri sürekli Furkan yapıyor demek. Ya yandık artık, neyse ya. Hep yapmıyor, hafta içleri yapıyor. Ben de diyorum ki oğlum üşeniyorsan dışarıdan söylerim. Yok anneciğim ben sana yaparım diyor. Uykum benim. Gelelim kombinine. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenebilir miyiz? Bunların fiyatını öğrenebilir miyim? 350'ye 270 TL dediler. Cause you know I'm on top, yeah, there's no stopping me. Just watch me go, I never stop. Kombinine karar vermeden önce Esra ve Elisa'nın aldığı ceza hakkında ne düşünüyorsun? Yanlış karar verildiğini kendi çapımda parantez içinde düşünüyorum. Elisa zaten bilmiyor. Ona o yüzden bir şey diyemem. Yeni geldi. Esra da tarz olmak için peruğunu taktı. Güzel de oldu. Yakıştı. Ben beğendim. Kombinine karar verdin mi peki? Verdim de sesciğim. Nerede buluşuyoruz o halde? Kasada. Hadi bak. Eda seçtiği kombin için toplamda 500 lira öderken biz de Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. İkinci kombinimi aranıyorum dış sesçim. Bak burada kim varmış? Hülya. Efendim? Böyle mi geleceksin? Canım sen anne misin? Hayır sen tamam, de böyle. Tamam konuşma o zaman. Sen anne olabilirsin ha? Ama böyle hiç olmamış biliyor böyle musun? Böyle ne olur biliyor musun? Evladını alırsın hafta sonu rahat rahat dışarıya çıkarsın. Sen bir anne olmadığın için istersen yorum yapma. Allah sen Allah. Git bak şurada benim abiyecim var. Selam ay mısın? Sen her mağazayı birbirine katmışsın. Hepsi senin mağazan galiba. Hiçbir yani, yere giremiyor şöyle muyum? Söyleyeyim canım. Genelde ben buradaki esnaflar tarafından sevilen bir yarışmacı olduğum için oyalanmak istemiyor onlar da doğal olarak. Ayça neden hiçbir mağazaya giremediğini söyledin? Çünkü bu mağazaya girmek istedim. Bir şeyler beğenmiştim ama Hülya yüzünden galiba tembihlemiş mağazanın sahibini ve mağaza sadece Hülya'yı alabileceğini söyledi. Ay canım benim tembihlemekle olsaydı kimler her yere girmezdi. Baby her yere tembihlemişsin. Ay, almadılar mı seni pendik? Yok almadılar. Rızık sana. Aynen. Canım benim sen daha çok ortada kalırsın. Bak şurada bebe mağazası var. Hadi tam karşıda. Hadi gidiyorum ben konuşma. Git o bebe mağazasından al kendi kıyafetlerini. Hadi güle güle. Sinirlerinin yatışması için yeni bir kombin deneyip gelmeye ne dersin Hülya? Tamam geliyorum dişsiz. Biz de bu arada Elisa'nın denediği kombini inceleyelim. Altına böyle ekosi bir etek giydim. Üstüme de böyle bir beyaz bir kazak giydim. Fiyatı ne kadarmış bu kombinin? Altındaki etek 400 TL, üstündeki de 300 TL. You ain't gotta explain, keep yourself focused on your own lane. Do what you want, do what you want. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Başka kombinim yok, kasada görüşmek üzere. Elisa seçtiği kombin için 565 lira öderken biz de Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Kabanım 1100 TL'ymiş, pantolonum 300 TL, içimdeki crop da 90 TL. Bu arada bugün alışverişini 15 dakika önce bitirmen gerekiyor. Aldığın ceza ile ilgili ne düşünüyorsun? Aynı alışverişte almadığım perukla çıktım ancak bence gereksiz bir cezaydı. Çünkü kombinin bir parçası değil ki peruk. Hani bir konsept de yapmamıştım. Evet ben Elisa konsept yapmıştı. Kamuflaj etmesi gerekiyordu kendini. Onu kesinlikle para ödeyip alması gerekiyordu ama ben sadece değişiklik olsun diye peruğu taktım. Kombinimi asla etkilemedi. Onun dışında Hülya da çorap giymişti. O da alışveriş bütçesinden almamıştı o çorabı. Yani biz madem bu
cezayı alıyorsak kesinlikle Hülya'nın da aynı cezayı almasını beklerdim. Bu çok adaletli olmadı bana göre. Aman aman, o çoraptan bir etki olur da bir puancık fazla alırım diye akılları çıkıyor. O kıskanç gözler hep üzerimde podyumda. Kombinine karar verdin mi peki? Ben kararımı verdim. Hemen kabine gidiyorum. Seninle kasada görüşelim. Hoşçakal. Esra kasaya gelene kadar bir de kemer seçiyor kendine. Seçtiği tüm parçalar 1400 lira tutarken doya doya modaya özel indirimle sadece 690 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Anne çocuk günü konseptindeki alışverişimiz devam ederken bu kez Aleyna'nın denediği kombini inceliyoruz. Böyle hafif şalvar gibi bir pantolon giydim. Üzerine de böyle salaş bir şey giydim. Aslında sevdim. Fakat işte at binme ihtimalim olduğundan ötürü bir kararsız kaldım. Fiyatlarını öğrenelim. Mi? Takımım 500 TL. Kombinine karar verdin mi peki? Ben kombinime karar verdim. Kasada görüşelim. Bay bay. Aleyna'nın seçtiği parçalar 200 lira tutarken 20 lira indirim alarak 180 lira ödüyor. Bu arada Hülya da yeni bir kombin denemiş. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım Hülya. Son zamanlarda çok trend. İçine crop, gömlek ve deri ceket. Hatta bunu böyle kısa tight'la da giyiyorlar, kot şortla da giyiyorlar ve bunun altına da çizme giyiyorlar genellikle. Böyle bir kombin yaptım ben de. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 665, 295, 365. Bu arada Esra ve Elisa'nın aldığı ceza hakkında ne düşünüyorsun? Bana göre 15 dakika sürelerinden vakit alma bir ceza değil ki. Ben burada cezanın ağa babasını çekmiş bir yarışmacı olaraktan 15 dakikanın onlara çok bir şey kaybettireceğini sanmıyorum. Bu arada podyumda inanılmaz bir sürprizim var konseptimle ilgili. Herkes çok şaşıracak ve herkes çok eğlenecek. Bence hazır olun. Merakla bekliyoruz sürprizini. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Hayır, yoktu siz. Artık kasaya gidelim. Kasada bekliyoruz o halde seni. Hülya seçtiği kombin için 400 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Elisa'nın yanına ışınlanıyoruz. İki ayakkabı denedim şimdi. Kombinime yakın ama hangisini seçeceğimi söylemiyorum. Kasada görüşmek üzere. Sürpriz olsun. Sen kararını ver. Biz seni kasada bekliyoruz. Elisa kasaya gelene kadar çantasına da karar veriyor. Ayakkabısı ve çantası 400 lira tutarken doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Eda da ayakkabısına karar vermek üzere. Evet, iki tane ayakkabı denedim. Bir tanesi bu şekilde çorabı var. Beyaz bir bot. Bir tanesinde çorabı yok. Bu tarz fermuarlı bir bot. Fiyatlarını da öğrenelim mi? İki tane botum da 380 lira. 200 TL de çantammış. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasa. Hadi kasada buluşalım. Eda seçtiği ayakkabı için doya doya modaya özel indirim alarak 150 lira ödüyor. Bu arada Ayça da yeni bir mağazaya geliyor. Ayça, çok cici bir mağaza bulmuşsun kendine. Evet, sahibi de çok tatlı. Ben daha henüz anne olmadığım için, sahibi de bir anne olduğu için ondan bir fikir aldım ve hemen kafamda birkaç kombin oluşturdum. Mesela şunlar şöyle. Şunları bir deneyip geleyim mi ben de size? Hadi dene de üzerinde görelim. Hoş geldin Ayça. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım. Güzel bir takım denedim dış ses. Üzerindeki takımın fiyatını öğrenelim mi? Takımım 370 TL. Bu kombini mağaza sahibi mi önerdi yoksa? Yani bunu aslında ben gördüm ama içi konusunda evet biraz mağaza sahibinden kopya çekmiş olabilirim. Kombinine karar verebildin mi? Karar veriyoruz ve kasada görüşürüz o zaman. Bay bay. Ayça seçtiği kombin için indirim alamazken 430 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Biz de bu arada ağlamaklı halde ayakkabıyla sohbete koyulan Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Sen dün neredeydin? Yalnız bıraktın. Üşüdüm. Gerçekten çok üşüdüm. Bu cezayı hiç hak etmedim. Ve her aklıma gelişinde gerçekten özleme yapacaklarım beynimde o kadar büyüyor ki buna hiç kimse inanamayacak. Artık oynamaları bırak Esra. Sen kötüsün. Ben hemen bunları giyineyim.
sonra geri gel, olur mu? Olur Esra. Biz de hemen Özlem'in yanında alıyoruz soluğu. Pomponlar çok yakışmış Özlem sana. Tabii ki annesine çekeceği için gerçekten bir kızım olsaydı şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben ne giyersem onu aynısını giydirirdim. Ki ben böyle kokoş, dikkat çekmeyi seven bir tipim. Beraber gezerdik Nişantaşı sokaklarında el ele. Herkes bizden bahsederdi. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Kotum 150 TL, içimdeki tişörtüm 80 TL, kot montum 250 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı peki? Belki birkaç bir şey daha bakabilirim ama alacaklarım var. Kasada görüşelim mi Dıstesciğim? Seni kasada bekliyoruz o halde. Özlem seçtiği kombin için 450 lira öderken Elisa da aksesuar seçimine geçiyor. Aksesuar kutunu doldurmuşsun bakıyorum da. Doldurdum vallahi, yedek tok alıyorum. Şimdi bunu olmazsa bu olur diye tahmin edenekten biliyorsunuz ki yine hayal indirim yaptırdığım için param kaldı. Ama çok az sürem kaldı. Hemen takılarımı alalım, kasada görüşelim siz. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Ne kadar tuttu abi? 67,5. 65 yapıyorsun değil mi abi? Teşekkür ediyorum. Beyefendi sana kıyamadı, gördün mü Elisa? Bana kimse kıyamıyor. Şu yüzüme bakar mısınız? Bende kıyılacak bir yüz var mıdır ses? Yok gerçekten. Elisa alışverişine tüm hızıyla devam ederken biz de Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. 4 renk üstüne düştüm. Trenç kot buldum biliyorsun, mevsimi çok değil, çok zor aradım ama 2 renk buldum hem de. Şimdi kararımı verdim. Kasaya mı gidiyoruz? Hemen kasaya gidiyorsun ve geliyorum. Bay bay. Aleyna seçtiği kemer ve trench coat için 20 lira indirim alarak 380 lira ödeme yapıyor. Bu arada Hülya da aksesuar seçimine geçmiş. Dur, çıldırıyorum şu anda, geç kalıyorum gibi geliyor bana. Biliyorsun cezadan sonra ben travma. Kararını verdin mi Hülya? Şöyle şunları alacağım şöyle. Dün jürimiz Eda'nın kıyafetini yorumlarken senin kabanını giydirdik. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Yani oldu olacak bütün kıyafetlerimi alsaydı benim kabanımı falan giyince bir şeye benzedi. Hülya'nın çantası, Hülya'nın ayakkabısı, Hülya'nın kabanı. Ay şaka gibiydi, güldüm gerçekten, onları giyince de bir şeye benzedi yani. Jüri rica etti, kabanı bir üzerine tut lütfen diye. Biz de tuttuk ve zaten dedim ki ben bu kabanı asla satın almam. Ben kendi kabanımı çok beğenerek aldım. Bu kabanı giymek istiyorum. Siz bu kabanın içine ne giymem gerektiğini söyleyin dedim jüriye. Farkındaysan içim böyle kalsın, kabanım değişsin değil. Kabanım böyle kalıp içimin değişmesinden yanayım. Hadi kasaya gidelim, hemen şunları alalım. Hülya seçtiği aksesuarlar için 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de soluğu Elisa'nın yanında alıyoruz. Kravat var mı abi? Var. Ay çok az zamanım kaldı. Siz çok heyecanlıyım. Ne kadar abi bu kravat? 40 lira. Abi 35 liram var. Olur olacak. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da indirimi kaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de aldım. Artık gidebiliriz. O zaman hadi hemen çıkalım. Anne çocuk günü konsepti için Pendik'teki alışverişimiz devam ederken bu kez Özlem'in yanındayız. Alışverişin nasıl gidiyor Özlem? Ayakkabı bakıyorum Dıstesciğim. Kararsız kaldım biraz. Neden kırmızı renk tercih ettin peki? Kulaklarım da kırmızı. Yani birazcık bu kırmızıyı da seven birisi olarak kombinime renkli bir ayakkabı istedim. Kırmızı buldum. Fiyatını öğrenelim mi? Bu yarım bot. 750, diğerleri 500 TL. Ama beyefendi mavi tikine özel sana indirim yapacağım dedi. Burada kaptık indirimi. Kararını verebildin mi? Ayakkabılarıma karar verdim. Bir de çanta bakacağım Dıstesciğim. Kasada görüşelim. Özlem seçtiği ayakkabılar için 300 lira öderken Esra da ayakkabısına karar vermek üzere. Ayakkabımda duygulu dakikalar yaşadım biliyorsun ki. Çantam da böyle. İnanılmaz şık bir çanta. Ben hemen bunu poşetime atıyorum. Süren bitmek üzere Esra. Alışverişim bitti zaten. Poşetim yine boyumdan büyük oldu yani. Ne kadar ödeme yapıyorum? Tamam, ben hemen 150 TL ödememi yapıyorum. Buyurun. Fişini aldın mı? Fişimi aldım. Alışverişim de bitti. Çıkalım bence. Hadi toplanma noktasına o zaman. Ablacığım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nasıl gidiyor alışverişin Aleyna? Gözlüğümü alıyorum. Hemen kasada buluşalım mı? Kasada görüşelim o zaman. Görüşelim. Bay bay. Aleyna seçtiği gözlük için 55 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola koyulurken biz de Elisa'nın yanında alıyoruz soluğu. Alışverişim bitti, sürem de yetti. 15 dakika cezam olmasına rağmen her şeyimi de tamamladım. Hadi o zaman toplanma noktasına gidelim. Selam Ayça. Gözüne çarpan bir şeyler var mı? Hemen birkaç ayakkabı deneyip almak zorunda son 20 dakikamdı işte. Şunu deneyelim. Aa bak, burada da bir çanta varmış. Bir de bu çantayı deneyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz peki? Kasaya gidelim. Bay bay. We'll be right back.
Ayça seçtiği ayakkabı ve çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 200 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Özlem'in yanına geliyoruz. Şöyle süslü püslü küçük küpe arıyorum. Elma da olabilir, çilek de olabilir, pompon da olabilir. Bu kiraz galiba. Seçimini yaptıktan sonra kasada görüşelim istersen. Görüşelim de seçim. Özlem aksesuarına 10 lira öderken Hülya da ayakkabısına karar vermek üzere. Çok tatlı bir spor ayakkabı giydim. Fiyatını da öğrenelim mi? 639. Komik olan ne Hülya? Ancak isim geldi. Sürekli konuşurken param bitiyor. Ama ben buna indirim alırım. Çünkü şimdi ben diyeceğim ki bunu bana diyeceğim. Bu paraya ver diyeceğim. Tamam diyecek bence. Hülya sıkı bir pazarlığa girerek seçtiği ayakkabılara 150 lira ödüyor. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Eda? Yüzük arıyorum. Böyle 850 tane eline takıyor ya insanlar. Öyle yüzüklerden arıyorum. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Tamamdır sesim. Öpüyorum, bay bay. Eda seçtiği aksesuar için 135 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Bu çizmeleri mi seçtin Aleyna? Sen burada bekle, ben at binmeye gidiyorum. Çizmelerinin fiyatını öğrenelim mi? Bunun fiyatı 300 TL'di ses. Çantana karar verdin mi? Çantamı seçmedim ama hemencecik seçeceğim. Sen seçimini yap, biz seni kasada bekliyoruz. Görüşürüz, bay bay. Ayakkabı ve çantamı seçtim Feryal ablacığım. Canım, İkisini ne kadara vereyim? 150 TL vermem. 150 TL veriyorum. Eksik parçan kaldı mı? Eksiğim kalmadı. Alışverişim çok keyifli geçti. Bugün de yine podyumu sallayacağımdan çok eminim. Riskse risk. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kızlarla toplanma alanına gidiyoruz dış ses. Görüşürüz, bay bay. Sen toplanma noktasına giderken biz de Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Beyefendi, beyefendi. Şu kadarcık param var, olur mu acaba? Ay çok teşekkür ederim, veriyorum. Hadi yine iyisin Hülya. Anne çocuk günü konsepti için Pendik'teki alışverişimiz devam ederken bu kez Ayça'nın yanındayız. Şu an bir tane bileklik seçtim. Hemen küpe, kolye ve yüzük alacağım. Kolyeden başlayalım mı? Evet, şuradaki kolye. Şöyle göstereyim. Yüzük de seçelim mi? Şuradan hemen bir yüzük alacağım. Annelerin meşhur yüzüğü. Tüm annelerde vardır diye düşünüyorum bu yüzükten. Annenle aklına gelen güzel bir anın var mı peki? Yani biz sürekli annem, ben, babam, kardeşim hep tatillere giderdik, gezerdik. Ama sonra tabii annemle babam boşandı benim. Üzülmüş müydün peki bu duruma? Ay üzüldüm şimdi. Ağlamadan hemen ben küpe bağlayayım mı? Seni üzmek için sormamıştım Ayça. Ay niye ağlıyorum anlamadım. Kendini toplaman için biraz ara verelim istersen. Ne alıyorsun buradan Hülya? Şapka baktım da güzel olmadı. Sen gelmeden bir iki tane şey bıraktım kasaya. Toka ve küpe aldım. Şimdi onların ödemesini yapacağım. Ne kadar yapıyor efendim? Kasa. 100 liram var. Teşekkürler. Bitmeyen bir 100 liran var resmen Hülya. Alışverişin nasıl geçti bu arada? Ay çok güzel geçti alışverişim. Dolu dolu her şeyimi aldım. Tokasından gözlüğüne kadar paramı da kuruş kuruşuna harcadım. Hadi gidelim, bay bay. Yine neler alıyorsun Özlem? Birazcık konseptime renk katayım diye çocuğuma elma şekeri almıştım ama elma şekerini görünce Esra'nın geçenlerde bir elma gibi kendi tasarım yaptığı elbisesi vardı. Biz hatırlıyor musun? Sahnede elma yemiştik. Çok kötü değilsin ama kötüsün. Az kötüsün. Kırmızı elma geldi. Niye elma yiyor bunlar Çünkü ya? Çünkü kırmızı kıyafet geldi akıllarına galiba. Hem de dün çok ağladı, üzüldü, kıyamam bebeğim. Ben ödemeyi yapayım, oradan gidelim de sesçim. Sen ödemeni yaparken biz de Ayça'nın yanına geliyoruz. Toparlayabildin mi kendini? Evet. Eksik parçan kaldı mı? Bir tane küpe alacağım ve bitireceğiz. Ne kadar bunların fiyatı? 81 lira. O kadar mı? Tamam. Alışverişin bitti mi Ayça? Evet, bitti artık. Toplanma noktasına mı gidiyoruz? Şişimi de alıyorum ve gidiyoruz. Bay bay. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süresini tamamlayan yarışmacılarımız toplanma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Süper, bomba gibi, muhteşem. Woo. Eksik parçası olan var mı peki? Hayır. O halde şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sürprizimiz neymiş? Ben çok merak ediyorum. İlk ben aldım. Hiç oyuncakların var mıydı? Benim de annem, babam her gece bir kaos var. Ay mahvoldum. Bu bana çok dokunmamış.
çıkart bu gömleğin üstünden. Tabii ya. Bu gömlek, bu bluzun ama... Ben sonuçta buraya böyle çıkmadım. Hiçbir türlü oluru yok. Makyajım da çok kötü. Sen bu kılıkla bu yarışmaya devam edemezsin. Tüm esnafı tembihlediği için... Ispatla ya. Bu kemerimi ben o mağazadan aldım. Sana ne oluyor? İşte o nasıl almış? Neren orjinal? Her şeyi tam, her şeyi yapma. Tabii bebeksin. Hayır bana! Hayır bana! Hayır bana! Hayır bana! Annen evde neler yapıyor Furkan? Bize bir anlatsana. Evde yok ki. Ya bu huyların olmasın anneciğim dediğin neler var? Konuşmayı seviyor işte. Ne konuşuyorum? Kötü bir şey çok misin? Çok konuşuyorum. Ya villamıza ulaşan yarışmacılarımız vakit kaybetmeden backstage'deki yerlerini alıyor ve son rötuşlarına başlıyorlar. Anne çocuk günü konsepti için hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ederken Ayça kombininde bir eksik fark ediyor. Ne Kendinize gelin. Bu ne hal böyle? Ne oluyor Ayça? Çantam yok. Çantası yokmuş yine. Gitmiş çantasını saklamış arkadaşlar. Çantam yok kim aldı? Bugün kolun yok ya ondan değil mi? Ne? Bak şimdi bak kızım harbi elinde kalacaksın. Evet kızım hadi. Bu kadar boş konuşma tamam mı? Ayça elinde delil yokken kimseyi suçlayamazsın. Oturup sakinleş lütfen. Çantam kimdeyse çıkartsın. Çantanın bekçisi değiliz. Ama her şey ağırlarınızı kaybedip gelip de burada bağıramazsın. Ya o zaman kimsenin eşyalarını alıp kaçtı. Sağlanamayacak. Bence sen kendini sakladın. Ne? Nereye yapıyorsun? Ben yandım olsun ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Şey, bak doğru yapamış. Ayağım. Sen bir yandım. Ayağım. Bitti.
gitti derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey yeniden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. İnacım nerede? Bitti derken her şeyinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Göster kendini yürürken o podyumda. Bu benim bedenim, bu benim modam. Ben özgürüm, özgürken çok güçlüyüm. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken kalmamışken bir güneş parlar bazen. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Ben nasıl istersem öyle çok güzelim. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Biliyorum bu hafta evdesiniz ve bizi seyrediyorsunuz, onu da biliyorum. Doya Doya Moda programına hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldim. Neredeydik? Pendik. Konseptimiz neydi? Anne çocuk günü. Anne çocuk günü. Bakalım neler çıkacak, neler anlatacaklar. İki tane de annemiz var zaten burada. Onlardan neler öğreneceğiz bakalım. Diğerleri de örnek alacaklar. Bir dakika, nasıl iki tane anne var ya? Mami de burada. Ay, buraya pardon, jürimizi konuşmadı. Tabii, bir az evde aslan var. Tabii ki. Burada bu çocuğum var. Şunu da aldım, manevi kız aynı bana oldu, benziyor. Ondan sonra ya, üç çocuklu bir kadınım ben. Doğru, yani. Doğru, pardon, jürimden bahsetmedim, jüri arkadaşlarımdan. Aile gittikçe büyüyor Gülşahçı'nda. Evet. Çok. Maşallah. Tabii ben böyle seçiyorum, kızları alıyorum biliyorsun. Ama ya, bir tanesinin de dedesi ben alıyorum. Neyse, nasıl bir şey oluyoruz, oluyoruz işte bir şeyler. Hep kız çocuklarını alıyorsun. Hiç almıyor musun artık? Evde var bir tane. Seni çocuk diye mi alsın sen? Sen abisi oluyorsun. Sen bazen ne Evet efendim. Biz konuşmaya başlarsak zaten susmayız. Seviyoruz sizleri ve başlıyoruz efendim. Hülya, seni alıyorum. Gel kızım. Oradayken söyleyeceğim bir şey daha var. Burada bir şeyler görüyorsunuz, bakın. Aa, neler, burada bir şey var. Baba baba bak, bak neler var, neler var, neler var. Sürpriz. Daha Zehir sonra. Değil mi? Daha sonra açıklayacağım bu sürprizi. Bakalım nelermiş. Ne haber Hülya? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olasın. Evet. Poyraz'ın biricik anneciği. Ben iyiyim. Evet. Poyraz ne yapıyor? Poyraz iyi, ne yapsın? Tatil. Tabii. Yani Asiye'miz var bizim. Çok sevdiğimiz evimizde. Onunla gönlüm çok rahat. Onunla birlikte vakit geçiriyor. Teyzesiyle, babasıyla. Gayet iyiyiz. Benim de bugünkü konseptim aslında her cumartesi yaptığımız bir şey. Sabahtan Poyraz'la evden bir çıkarız biz. Kahvaltı, sinema, kitap fuarı varsa kitap fuarı. Ne güzel. Oyun alanı. Süper. Akşam yemeğimizi yeriz.
öyle eve geliriz. Neredeyse her cumartesi rutinimizdir. Ama beraber stilimizi de konuştururuz biz cumartesi çıktığımızda. Aynen öyle. Ben kendi stilimde, o kendi stilinde mutlaka tarz bir şeyler giyeriz. Ve biz geçerken herkes şöyle bir dönüp bakar bize. Vay, yani hissediyorum maşallah, bunu tabii ki. Vay, maşallah. Ne güzel. Hatta gelip söylerler bile hani wow, ne kadar stil anne ol diye. Poyraz'ın da çünkü kendine böyle has bir tarzı vardır ve kendi giyinir, kendi seçer kıyafetlerini. Ben onu asla dayatamam. Mesela gömlek giymez. Yani spor sever tarzını. Kolyesiz çıkmaz mesela. Kolye takmak Allah ister. Allah Allah canım ya. Öyle bir tarzı vardır onun. Maşallah. Yine öyle bir gün sabahtan bir çıkacağız. Akşama kadar anne oğul günü yapacağız Poyraz'la. Ne güzel. Ha, ne güzel. Sevgili seyirciler, bize bir sürprizi var. Ve Poyraz. Poyraz'ımız geliyor. Ay. Benim güzel oğlum gelmiş ya. Poyraz, hoş güzel. Geldin. Merhaba de. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, biraz önce tanıştık biz? Evet. Hoş bak, geldin. Bak Serdar abin. Bu ne hava? Nasılsın? Çok yakışıklı. Bu ne hava? Evet. Sen gel bir bakayım buraya. Evet. Anlat. Gel otur bakayım şuraya şöyle. Direkt otur. Bakayım. Ben yandım ya. Tırnaklarımızı mı yiyoruz biraz? Yo. Bakayım bu ne şıklık Poyraz. Gözlüklerin. Biraz bozuk. Havalı. Bozuk değil. Poyraz, seviyor musun beni? Evet. Hadi be. Doğru söyle. Evet. Ha. Niye Yasemin'i mi beğeniyorsun? Evet. Çok güzel evet. Kız değil mi? Evet. Evet. Ama sen genelde sarışınları beğenirken niye birden esmerleri beğenmeye başladın? Sevdim Yasemin'i. Yaşları da yakın zaten, olur mu iş? Ben alırım. Ama bir şey söyleyeceğim, Yasemin'i benden isteyeceksin. Niye? İstemiyor muyuz Yasemin'i? Evet. İstemiyoruz. Ya istiyorum. Allah! İstiyorum böyle yaptım. İstiyorum. İzmirli işte. Aynen. Tabii. İstiyorum. Tabii. Ay, sorgu var. Tamam. Geç bakayım ananın yanına. Geç bakayım şimdi. Ya kıyamam. Bize anneyi sen anlatacaksın bakayım anneyi. Biz burada tanıyoruz. Esas sen tanıyorsun anneyi. Poyraz, tamam. Gözlüklerini çıkar lütfen, yakışıklılığını görelim ya. Oh, wow. Maşallah. Süpersin. Çok tatlısın Poyraz. Evet. Şimdi ilk soru ne? İlk soru annenin. Ya bu huyların olmasın anneciğim dediğin neler var? Geveze. Ne? Geveze. Geveze mi? Evet. İnanmıyorum. Anne, öyle deme. Geveze ama. Anne, ama doğru söylüyorsun anne, geveze. Anne konuşmayı sever de. Konuşmayı seviyor işte. Ne konuşuyorum? Kötü bir şey mi? Çok konuşuyorum. Ya çok konuşuyormuşum. Burada çok fazla konuşmuyor. Sinirlenince ortaya çıkıyor konuşmalar. Evet. Kaçıncı sınıftasın sen? 3. 3. Ne yapayım biraz? Daha küçük. Benim torun bile orta 1'e başladı. Düşün sen daha ondan da küçüksün. Artık orta 1 yok. 6. sınıf. 6. Evet. sınıf doğru söylüyorsun. Ben hep öyle diyorum biliyorsun. Hep ben orta 1'de kalmışım. Ben de öyle diyorum. Evet. Programı seyrediyor musun Poyraz? Hiç baktın. Cuma günleri izliyorum bazen. Ne diyor? Cuma günleri izliyorum bazen İzliyorsun diyor. İzliyorsun peki. İzliyorum bazen. Ablaları tanıyor musun? İzmir'de çok kaldı bu sene. Ablaları tanıyor musun Poyraz? Aleyna zaten baştan var, tanıyorum. Seni izlemedim ya. Adın neydi? Özden ben. Tamam. Ayça tanışmıştım. Ay bitireyim çocuğum Eda'yı benim. Eda'yı tanıyorum. Esra'yı da tanıyorum. Şeyle de tanıştım. Elisa'yla da tanıştım. Elisa tatlı mı? Evet. Bayağı tatlı değil mi? Vallahi küçük duruyor biraz. Fotoğraf çekindik. Küçük duruyor. Küçük zaten. Çünkü küçük. Evet, şimdi annen şunu anlatacak. Bugün dedi ki konumuz, ben oğlumla her cumartesi sabahtan çıkar ve dolaşırım dedi. O da tatildir. Nerelere götürürsen söyle bakayım. Cumartesi çıktınız siz. Tuttun annenin elini, beraber tuttunuz ya da tutmadın elini. Yanında yürüyorsun, cebine sokarak elleri. Sen öyle bir çocuğa da benziyorsun, evet. En son Bağdat Caddesi'ne gitmiştik. Hı. Böyle dönerciye gittik, yemek yedik. Oh yarasın. En sevdiği şey İskender'den lahmacun. Ben de çok seviyorum Poyraz döneri. Ben de döner çok severim. Bak köfte gibi aynı. Hep yiyorum. Sonra dönerciden sonra. Tamam. Sonra?
Ondan başka sonra... zaman ne yaptık? O gün bitti orada. Neler, nereye gidiyoruz onu hatırlamıyorum ki pek. Hatırlamıyorum. Nerelere gidiyoruz, geziyoruz? Sinema. Sinemaya gitmiştik. Başka? Sapanca'ya gitmiştik bir kere, üçgen eve. Aynı güzel. Ne güzel. Üçgen ev işte böyle. Sana başka bir soru soracağım şimdi. Sen seyrediyorsun. Burası bir moda yarışması değil evet. mi? Annenin kıyafetlerini tabii ki beğenmesen de beğenmek zorundasın. Beğeniyorum diyeceksin evet. değil mi? Annem sonuçta yani. Tabii ki. Bak. Annem. Peki. Annem. Burada gördüğün ablalarının bugün için ya da seyrettiğin zaman en çok hangisinin, hangilerinin kıyafetlerini beğeniyorsun? Şimdi Esra'nınkini beğendim. Ay teşekkür ederim Poyraz'ım. Eda'yı beğendim. Eda'yı beğendin mi? Aleyna'yı beğendim. Hepsini beğendim. Teşekkür ederim. O zaman hepsi yazıyoruz şimdiden. 5-5-5-5-5. Favorin kim? O yaz. Favorin kim? Favorin. Annem. Tabii ki. Yani. Ne diyeyim lan? O kadar olsun. Ben duyduğuma göre Zeynep de favorinmiş aslında. Evet, Zeynep'i de seviyordum da gitti ya. Zeynep gitti. Gitti ya diyor. Neyini seviyordun Zeynep'in? Ben de severdim. Güzel giyiniyordu. Hı? Güzel giyimini mi beğeniyordun? Evet. Poyraz, bir şey söyleyeceğim. Esra'yı seviyor musun? Evet, Esra'yı da seviyorum. Ay, o da, çok tatlı. O da güzel giyinmiş. Mesela annenle Esra çok anlaşamaz. Buna rağmen objektif bakıp Esra'yı beğenir misin yani? Evet. Aferin oğluma. Aferin abi. Zeynep'le de anlaşamıyorlardı. Zeynep'le de anlaşamıyorlardı. Ben Zeynep'i seviyordum yani. Ay yiyeceğim ben seni ya. Zeynep evet. olsaydı Zeynep'in kızları da burada olacaktı evet. şimdi Ada ile Azra. Onları da çok öpüyoruz onları burada. Öpüyoruz o zaman sen de Esra'la Ada Azra Zeynep ablana. Ben de Esra'lıyorum. Zeynep ablası Ada Azra. Zeynep'cim bak seyrediyorsan seni çok seviyormuş. Evet. Zeynep'in lahmacun yemesini bir de Serdar Bey taklitini. Buraya geldiğinde aslında hayaliydi Zeynep'le lahmacun yemek. Ya evet. Beni taklitimi mi yapıyor? Yok Zeynep sizin taklitinizi yaptı ya. Ben Poyraz'ı cuma günleri falan izletiyorum. Anladım. Eğlenceli günleri izliyoruz. Eğlenceli olur konseptlerimiz olduğu eğlenceli için. Eğlenceli günlerde de o benle Zeynep'in o performanslarını çok seviyor, çok beğeniyordu. Peki şimdi en mühim. Ben Poyraz oluyorum. Sen Uğurkan oluyorsun. Tamam, anneni eleştiriyorsun. Kıyafetleriyle ilgili yorum yapıyorsun. Haydi bakalım. Yeni jürimiz Poyraz geldi. Yıllardır okuyorum. Okuyordan kaçmaz ve çok hızlı okur. Aşırı hızlı evet, okur. Evet okudum ki. Okudun mu? Okudum. Çok okudum. Evet annene sorular bekliyorum. Annenin kombini. Bir kere fiyatlarını sor önce de onu bir öğrenelim hepimiz. Fiyatları alabilir miyim? Ayakkabım 150 TL, kombinim 400 TL, çantama 100 TL verdim, gözlüğüm ve kolyem 100 TL. Bir toka almıştım onu takmadım Uğurkan Bey. Onunla küpelerim de 100 TL. Nereye gidiyormuşsun? Evet yakayım şimdi. Nereye gidiyorsun? Oğlum var benim bir tane, 8 yaşında Poyraz. Ben onunla burada, birlikte... Poyraz burada. Burada zaten. Oğlumla birlikte bütün gün gezeceğiz, tozacağız. Oğlumla boynu geçmiş maşallah. Öyle oldu Uğurkan Bey, evet büyüdü bayağı. Tabii kocaman oldu. Nasıl kombini? Evet, ceket, blue jean yakışmış mı? Ne giymesi lazımdı Poyraz? Şimdi... Alayım şuraya yazayım puanı. Dur. Ha, ama yorum yap önce. Yorumunu yap. Ama anlamak istiyor direkt. Şimdi. Kalemi de almıyor. Yalnız ne yazarsa kabul edeceğim ha. Oh vah. Ona göre hiç beni ilgilendirmez. Ben ona hiç güvenmiyorum. Şu an bence Yıldız yapıyor. Aynen. Elini okuyabiliyor. Nereden biliyorsun? Hayır sürpriz var. Yıldız yapmıyor. Eyvah Hilya. Yıldız 3. Yıldız 3. Kusura bakma. Kusura bakma. Puanını üç. Almış oldu. Hazır. İlk puanın hazır. Ay, ben tatlı. Daha yüksek verecektim ama ne yapalım 3 demek ben... ki. Poyraz. Şaka yaptın değil mi? Seni bir... Şaka yaptın derdine. Öpeyim. Gel buraya öpeyim. Gel. Çok teşekkür ediyoruz. Maşallah. İyi ki bizleydin. Poyraz gel. Gel. Ne dedi? Beni de puanlasın. Şaka yaptın da tekrar yeni puanla. Seni Yasemin puanlasın. Anne de şöyle diyor 5 yaz. Yahu niye değiştiriyorsunuz? 3 verdim ben. Niye değiştiriyorsunuz? 3. Hayır şaka yaptın. Beni ilgilendirmez 3. 1.
Getirse oynama işte. Bak bir, kusura bakma. İnanılmaz bir çocuk ya. Bir. Gerçekten inanılmaz Gülşen Hanım. Yani ver bir o benim, sen de değiştirelim. Ben bir verdim. Poyraz. Sana da bir versinler de gör gelin. Poyraz verdi. Şok ettin beni, şok. Yorumlayın efendim. Evet. Yasemin. O benim kalbim. Sen yorumluyorsun Yasemin. Ben beni yorumlayayım. Bir al da gör gelin. Merak ediyorum. Yasemin yorumlasın seni. En beğendiğin, en sevdiğin. Çocuğu da nasıl çekiştiriyorsun? Nasıl bir şey anlarsın? Evet. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk. Konseptin annenle bir gün geçirmek. Evet. Harika. Çok güzel, spor, stylish bir tarzın var senin şu anda. Lütfen ellerini şöyle bir açar mısın? Harika iki blue jean rengini bir araya getirmişsin. Evet, biraz... Çok iyi duruyor. Asla sırıtmıyor. İki tane farklı jean bir araya geldiği zaman farklı renklerde çok iyi durmaz genelde. Ama sen çok iyi olan renkleri bir araya getirmişsin. Evet. İkisi birbiriyle çok iyi. Kolajını çok beğendim. Okula giderken kullanıyor musun bu kolajı ceketine? Evet, kullanıyorum. Harika. Bazen. Lütfen ayakkabılarını da gösterir misin? Ayakkabılarım böyle. Nefis. Daha iyi göstereni görmedim. Ama fiyatlarını da varsın. Tamam, fiyat da alalım. Kolyeni de çok beğendim. Çok yakışıklı görünüyorsun. Gözlüklerin de ayrı yakışmıştı bu arada. Ayakkabım 650 lira. Tamam. Bu 100 lira. Harika. Evet. Bu 400 lira. Evet. Nefis. Bunu bilmiyorum. Nefis. 100 lira herhalde. Annen sana iyi bakıyor demek ki. Evet. 100 lira herhalde. Başka yok. Puanlar. Puanlar. Poyraz. Yıldızlı 5. Tamam. Poyraz. Yıldızlı 5. Poyraz. Kalpli 5. Tamam. Poyraz. Şarkılı 5. Yıldızların altında. Şimdi. Biliyorsun ben de. Çok teşekkür ediyoruz oğlum sana. Bir şey isteyelim tabii mi? Tabii ki. Giderken lütfen annenin yürüyüşünü yaparak gider misin? Hayır. Tamam. Evet. Hayır. Evet. Anneniz nasıl yürüyor ki tamam. Annesi? Şimdi yapayım mı? Göreceğiz. Bay bay ben gidiyorum. Poyraz'ı alkışlıyoruz. Poyraz, görüşürüz. Bay bay. Harikasın. İyi ki gelmiş. İyi ki geldin. Çok tatlı maşallah. Bitti sana ne söyleyeceğim? Notun da verildi, puanın da verildi zaten. Otur bence. Evet. Ay harika. Tabii ki ikinci tercihiydi bu. Onu ben sileyim. İlk tercihini yazayım. 3 yazayım. Dursun'a 3 yazayım. 5 yazıyordu ama bir ara görüldü değil mi Serdar? Evet. Beni ilgilendirmez. Oğlun verdi bu numarayı. Evet. Evet ben tabii ki yorum yapmıyorum artık Gülşah'ım. Evet. Poyraz yaptı zaten. Evet hoş geldin. Hoş fiyatlarını da aldık. Jean'in olağanüstü güzel. Olağanüstü bir seçim. Bir bakayım jean'ine. Yani hayret boyuna göre bir jean bulmuşsun sonunda. Aynen. Çok güzel. Deri bir ceket. Değil mi? Evet. Ayakkabılarınla uyumunu. Bu ekru ceketini ve içindeki beyazı sevdim. Çantana bayıldım. Güzel böyle bir anne çocuk günü çok rahatlıkla, çok da rahat bir kıyafet var üstünde. Beğendim Hülya'cığım. Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Hülya'cığım çantanı ben de çok beğendim. Evet. Galiba koyu vizon rengi. Vizon. Ayakkabılarını da, spor ayakkabılarını da çok beğendim. Kesinlikle çok beğendim. Biraz önce o kadar güzeldiniz ki podyumda. Allah ağzınızın tadını hiç bozmasın. Amin. Hep böyle maşallah. Amin. Hep böyle kalın. Nazarlardan cümlemize korusun. 5. Teşekkür evet, ederim. Evet. 5 kızım. Teşekkür ederim hocam. 5. Hülya'cığım. Teşekkür ederim. Bir 5 yazamadım bugün. Arkadaşım beş. Al 5 yazamadım. Eliniz bitmiyor mu Serdar Bey? Al 5 veriyor canım Serdar'da. Ama görmem lazım. Hı? Çok beş. Teşekkür ederim Serdar Bey. Sağ olun. Senin yerine uğurluyoruz ve Elisa'yı podyuma alıyoruz. Elisa, ilk geldiğin günkü gibisin. Evet, benziyor. Daha dün gibi aklımda o geldi ilk an diye ben. Evet, sen anlat bakayım. Niye böylesin? Ben bugün annem beni karne günü okul çıkışı almış. Annemle beraber gezmeye gideceğiz. Ha sen çocuksun. Anne, çünkü dün Yasemin sana demişti. Aa Elisa bile anne olacak dedi. Ve sen çocuk olmayı evet tercih ettin. Neden? Bilmiyorum. Kendimi anne olacak gibi hissetmedim. Çocuk olmak istedim. Annemle bir gün geçirmek istedim. O zaman beraberiz demek ki bugün seninle.
Ben seni okuldan almaya geliyorum biraz sonra. Evet, karne günü annem beni almış, beraber İstanbul'u gezeceğiz. Tabii hikayeni biraz biliyorum ama sen peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Ben çok sessiz bir çocuktum, çok içine kapanık bir çocuktum. Öyle. Yorumlayayım mı? Ayakkabılarım ve çantam 100 TL, çoraplarım 50 TL, eteğim 499 TL, üstündeki gömlek 165 TL, takılarım da 65 TL küpelerimle beraber. Peki karne günlerini hatırlıyor musun? Karne günlerimi evet hatırlıyorum. Peki nasıl geçerdi? Notlarım hep iyiydi. 10 numaraydı. Eminim. Evet. Peki eve karneni götürdüğünde nasıl karşılanırdın? Ya karneyi almaya gelmiyorlardı genelde. Karne günü hiç alan olmamıştı. Onun için bugün annemin karnemi almasını istedim daha doğrusu. Normalde karnemi alan olmuyordu. Eve götürünce de bakmıyorlardı çok fazla, ilgilenmiyorlardı yani. Başka çocukların anneleri geliyor. Sen iyi notlar alıyorsun. Ve karnene bakmıyorlar. Olsun ya, hiçbir şey olmaz. Hiç oyuncakların var mıydı? Oyuncaklarım hiç yoktu. Hiç? Hı-hı. Sanki ayırıp kayırıyor gibi olurum. Halbuki ben yeri gelince sana çok kötü puanlar da veriyorum. Çok iyi puanlar da alıyorsun. Kendin alıyorsun zaten. Ama yani bu mesajım. Hani biliyorsun bize küçük küçük bilgiler geliyor. Kaç yaşındaydın o etek mevzusu olduğunda? Ve birinci sınıfa gidiyordum. 7 mi oluyor? 6, 7. Aynen 6, 7. Hep ben annemin elini tutup annemi gezdiriyordum. Bugün de... Annem beni gezdirsin. Annem beni gezdirecek dedin. Hayat o kadar enteresan ki... Mesela yarışmacılarımızın bazılarıyla ortak... hayatlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Mesela ne zaman dedin ki ben küçükken çok içine kapanık bir çocuktum. Ben de öyleydim. Benim de annem, babam her gece bir kaos vardı. Ve içine kapanık. Ay. Ve çok enteresan. Mesela düşündüm. Benim de oyuncağım olmadı küçükken. Yani o her gece yaşanan o
kabuslu gecelerde etrafımdaki gördüğüm çocukların oyuncağı bile benim eksiğim diye hiç ihtiyaç duymadım. Yani benim oyuncağım yok diye hiç üzülmedim. Ben de aynı şekilde. Çünkü ailemin içinde yaşanan o kötü gecelerin ertesi sabaha da, çünkü kendine gelemiyorsun. Çünkü bir daha, bir sonraki gece de aynı şeyler yaşanıyor. Ay, mahvoldum ben. Yani tabii şöyle bir şey var. Hani seni gerçekten takdir ediyorum. Çünkü hayat bizleri daha güçlü, daha başarılı ve daha duyarlı insanlar olmaya zorluyor. Ve bu tarz insan, yani bu şekilde bir insan olmaktan da çok mutluyum. Eminim sen de çok mutlusundur. Ben şu anki konumdan çok mutluyum. Ben bundan bir sene önceki hayatımda bu hayatımı hayal ediyordum. Gerçek oldu. Ve bu şu an hayal ettiğim hayatı da bir sene sonra yaşayacağım adım kadar eminim. Allah'ın hep hayallerle başladım. Hayatımda belki hiç ulaşamayacağım noktalar hayal ettim. Ama onlar hedeflerim oldu. Çalıştım ve onların hepsini yaşıyorum şu an. Ve daha çok hayallerim var. O nedenle lütfen hayal kurmaktan vazgeçme. Hiçbir zaman. Ve eminim çok çok daha başarılı olacağını biliyorum. Ben de biliyorum. Çok çok şirinsin. Çok teşekkür ederim. Çok şirinsin. Gerçekten yani çocukluğuna dönmüşsün. Seni tebrik ederim. Sağ ol çocuğum. Hayat bir sınavdır. Aynen. Hepimiz öyle veya böyle bu sınavlardan geçmek zorundayız. Başarıyla verirsek iyi şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Başarısızlıklarımız olursa, ki hepimizde olabilir, inişlerimiz olur. Sen öyle özel bir çocuksun ki şu anda bile hiç kimseden hiçbir şey istemeden kendi kendine her şeyi çözebileceğine inanıyorum. Bu yaşta olacak iş değil aslında. Aferin sana. Arkadaşlarımın bütün söylediklerine kıyafetinle ilgili yorum yapmama gerek yok. Zaten katılıyorum ve direkt puanlarımı yazmaya başlıyorum. Evet. 5. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Taçlı 5. Bakayım. Taç yapmış. Oh. Nenem. Çok teşekkür ediyorum. 5 kızım. Çok teşekkür ediyorum. Elisacığım, seni yerine alalım lütfen ve Esra'yı podyuma çağırıyorum. Evet, fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Botlarım ve çantam doya doya modaya özel 150 TL. Jean pantolonum, crop'um ve kabanım ve aksesuarım 690 TL. Evet. Bu kadar. Üstünün aksesuarı mı? Bu bir kemerdi şöyle. Evet. 5-6 tane çemberi vardı. Şuradan şöyle takılıyordu. Ben bunu böyle bir şey yaptım. Anladım. Konseptin nedir? Konseptim, benim iki çocuğum var. Biri kız, biri erkek. Oh maşallah. Ben hafta sonu çocuklarımın biri erkek olan bana diyor ki anne beni buz pistine götür lütfen. Kız olan da diyor ki anne benim bugün dans okulum var. Hayır, beni dans okuluna götür. Ben de diyorum ki tamam o zaman hazırlanalım. İkisine de uğraşamayacağım dermiş. İlk önce Maslak'ta Ayazağa'da bir AVM'ye gidiyoruz. Evet. Orada buz pistine götüreceğim erkek çocuğumu. Oradan da bir yemek yiyip birlikte dans okuluna gideceğiz kızım için. Leopar çok güzel bir leopar, beğendim. Sadece neden bu botları tercih ettin? Yani bu aralar seçtiğin bir... Düşürmüyor musun? Elisacığım, iyi misin? İyiyim. Oh Elisa. Minicikti. Canım Elisa. Ah benim bebeğim, bunu hiç kıyamıyorum ben ya. Hiç kıyamıyorum bu çocuğa ben. Bir lokmacık sevgilisin. Elisacığım, nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? İyi hissediyorum, iyi hissediyorum. Çok ağladın çünkü. Gel sen benim biraz yanımda otur.
İyiyim. Gel sen benim biraz yanımda otur, gel. Ay. Gel, buranın ışığı iyi değil, ben de yanında durmak istiyorum yani senin. Yani yanında oturduğu an zaten bugünkü konsepti tamamlamış oluyorsunuz. Anne ve kız. Evet. Jülyesi olarak anne çocuk günü yaşıyoruz. Geçiriyorlar. Siz oturun lütfen. Ta, otur sen. Ben de yiyeceğim seni. Senin kucağıma oturtmam lazım, Yasemin oturtuyor. Otur burada. Bu botları sana yakıştırmadım. Kaba botlar. Daha böyle sivri burun, ince topuklu bir şeyler gelseydin benden 5 alırdın. Üzerindeki parça dışında, leopar dışında hiçbir şey beğenmedim Esra. Bu ne hal? Bu ne hal? Üstündeki manton çok şık, çok özel. Bu kıyafetlerin içine de ben bunun giyilmesini, üstüne de giyilmesini düşünebilirim ama ayakkabılar ve ayakkabıların üstüne düşen o cininin, o küt ve kaba görünümlü ayakkabıların üstüne düşüp ve pot yapması. Şöyle görmüyorum, şunu da görmek istemiyorum. Ne hoş, ne şık, ne asil diyorum. Aşağıya iniyorum, ne yapmış bu çocuk kendini diyorum. Bütün problem orada. Senin gibi bir kızın, ki ben senin dikkat ettiğini bilirim çok şeye, burada nasıl yanılgıya düştüğünü anlayamadım. Teşekkür ederim. Gülşah'ım. Üstündekinden bende de var. Bayıla bayıla almıştım. Çok beğendim o üstündekini. Ama içini komple siyah isterdim, biliyor musun? Çünkü o öyle çok hoş ve havalı dururdu. Buradaki bu espriyi sevmedim. Sen, bu bir kemerdi ve sen bunu böyle yaptın. Başka aksesuarın var mı? Yok. Peki bu ayrıca aldığın bir parça değil mi? Evet. Kemeri. Evet. Böyle kullandın. Yani botların benim için asla olmaz. Onun öyle gözükmesi hiç beğenmiyorum. Ya ben sana dün ne dedim? Bomba gibi gel dedim. Evet, şahane bir parça almışsın üzerine. Ama işte o seni kurtarmıyor. O çanta ve o botlar olmuyor. Dur! Esra'cığım. Teşekkür ederim. İyi ki beğenmedin. Ya, teşekkürler. Geç kızım. Teşekkürler. Üç kızım. Teşekkürler. Evet. Pekala, öyleyse Esra'cığım seni yerine alıyoruz ve Eda geliyor. Ya hepinize bedelim ya, alkışlamayı bilmiyorsunuz ya. Aşkım sen varken gerek yok. Merhaba. Merhaba, pamuk şeker mi aldın? Ben almadım ama birisi bana getirdi. Aleyna da bana getirecekti de. Hep kandırdı. Bak pamuk şeker var. Hoş geldin. Hoş buldum. Kim getirdi pamuk şekeri? Yakışıklı bir B getirdi. Ay, kimmiş o? Böyle benim için en yakışıklı, en tatlı, canımın canısı. Oh. Evet, o getirdi. O zaman. Büyük alkışlar. Furkan geliyor. Evet. Ay, köpek. Ben çok korkuyorum köpekten. Merhaba. Çok güzel. Çok güzel. Felaket korkuyorum. Çok güzel. Hoş geldin Furkan. Ben tutayım. Ay çok güzel. Max otur. Otur. Ne Max mi adı? Max. Otur. Max. Wow. Patı ver. Patı ver. Ver. Evladım ben buradayım. Dur bir dakika. Hoş geldin Furkan. Hayatım ışıltılı hayat o seçmeni. Nasılsın? İyiyim. Otur. Bir dakika. Max'i kameraya alıştıracağız ama birazcık Furkan'la tanışalım. Ne kadar yakışıklısın, bu ne hava? Bu yeni jenerasyonun çocukları böyle galiba, kolyelerle bakar mısın? Hepsi tabii canım, hepsi öyle. Şapkalar ters. Evet. Aslan da öyle mi? Aslan der şimdi yeni. Böyle ben onu giymem, böyle yapmam. Bir de saçlarını uzattı, saçlar burada. Aslancığım saçını keselim oğlum. Hayır diyor, niye diyor, böyle yapacağım diyor falan. Böyle aşık mı oldu, ne oldu ben de anlamadım. Keşke gelseydi, bugün ama o da bugün hasta. Çok geçmiş olsun. Evet. Canım. Hoş Aslancığım, geldin Furkan. Aslancığım öpüyorum kocaman seni. Çok tatlısın, nasılsın? İyiyim. Aa, beni özledin mi? Asla görüşemiyoruz. Çok şükür bugün görüştük. Nasılsın? İyiyim. Ah ne güzel. Ben deyim. Maxim artık pati vermek Furkancığım, ister misin? Pati ver. Gel benim yerime otur sen de gel. Furkancığım yerini Hoyraz'a verdi. Gel ya, şöyle seni maşallah alalım. Maşallah sana. Oynasın, sen kaç güzelsin. Yaşındasın? Bu ne hava? Rahat rahat otur. Bu ne şıklık. Gel. Lütfen bakayım rahat tırnaklara. Otur.
Tırnaklar kestik, yemiyor. Şimdi anneler belli. Evet, sadece Gülşah böyle tırnaklara bakıyor. Evet, 23 Nisan'da ben de koltuğumu 50 sayı vereceğim. Nasılsın? İyi. Derslerin nasıl? Yani. Nasıl güzel. Yani? Teşekkür aldın. Wow. Ne kadar mütevazısın. Teşekkür ederim. Annen de çok mütevazı, biliyor musun? Hiç burada sesi çıkmıyor. Hiç. Biz konuşsun diye neler yapıyoruz, asla konuşmuyoruz. Furkan, ben çok konuşkan bir kadın mıyım? Evet. Peki annen evde neler yapıyor Furkan? Bize bir anlatsana. Evde yok ki. Evde yok, doğru. Annen ütü yapmayı bilmiyor. Senin ütülerini kim yapıyor Furkan? Ütü yok. Annen güzel, güzel yemek yapıyor mu Furkan? Çok güzel, fırına vereceğim. Altlaklı dolmalar, analı kızlılar, yuvalamalar. Yapıyor mu bunları? Gerçekten yapıyor mu yemek? Yapıyor. Evet. Ya. Ay, ne kadar güzel. Zorlama evet var diye. Çocuğum, ben yemek yapmıyor muyum? Yapıyorsun. Ha, teşekkür ederim. En sevdiğin yemek? Mu? Ay, bize bak ya, teker teker gidelim çocuğun üstüne. Mantı. Kendi mi açıyor mantıyı? Yok. Hazır mı alıyor? Evet. Onu ben de yaparım. Ne ama öyle? Ama en çok mantı seviyor. Evet. Peki annene gelmeden önce dur burada... Bakayım, ben tutmaya çalışayım. En beğendiğim gitmek yarışmacı istiyorum veya... Hayatım, bana ver. Annem. Sen, seni ya. Furkan yorumlasın, evet, bekle. Çocuklar otur. Böyle en çok annelerini otur. Beğeniyorlar. Otur. Tabii ne yapacak, gidecek Hülya'yı beğeneceğim diyecek hali yok Furkan'ın. Boynuzuna gidip Ela'yı beğendim diyecek hali yok. Otur. Furkan, peki sana bir tane bir anımızı anlatsana. Zipline'da ne yapmıştım sana? Sen çok korkmuştun. Nasıl o korkunu yenmiştik? Yükseklik korkunu. Hadi anlat. Zipline Mersin'deyken şimdi, sana neler yaptım? Çok yüksek bir tane zipline'dı. Merdivenlerden çıkarmıştım. Ondan sonra anne, ben şunları bağlama attım dedim. Ben bağladım. Ben böyle aşağı bakıyorum, yok diyeceğim. Çıkart, çıkart diyorum. Çıkarttım. Beni itti. Ya? İt. Nereye itti? Ne yaptın? Diye bağırarak. Evet. Ve yükseklik korkusunu yendik. Sonra yendin hep... mi gerçekten? Çalışıyor mu öyle bir şey? Aynen. Bir daha peki çıkıp yaptın mı? Yaptı. Yaptım. O zaman yenmişsin. Kaya tırmanışı ama da yaptı. Ama çok korkmuştum. Pekala, bir dansınız vardı galiba, evet, sizin. Hı-hı. Öncesinde bir anneni bir yorumlar mısın? Nasıl şu anda kombini anneni? Fiyatlar neler? Ay, yerimsin. Merhaba. Ayakkabım ve şu çantam... Şu an benim yerimde. Merhaba Serdar Bey demen lazım. Aa, peki. Merhaba Serdar Beyciğim. Hayır ya, Furkan'la direkt. Furkan çünkü burada ve onu tam yaşasın. Furkan'a lütfen. Furkiş'cim. Ayakkabım ve çantam 150 TL çocuğum. Kombinim 500 TL. Takılarım ve güneş gözlüğüm 135 TL. Oldu mu evladım? Çantam oldu. Çantam ve ayakkabım 150 TL. Ha, anladım. Nasıl, beğendin mi annenin yaptığı kombini? Evet, çok güzel. Çok güzel. Dans edecek misiniz bize? Böyle bir not var önümde. Yani küçük bir şeyler mi? Hadi yapın. Dirty. Don't come around here feeling lit. Like a record on rotation, I'll leave you hit. Can't incriminate myself, so let me plead a fifth. I ain't saying one word like I ain't got a lit. Passport stamped out, it's your spike to travel. I wanna see more in the world than Big Apple. Sad song, funeral nights, and street chapel. So we don't give up. Furkan da hareketini yaptı ama. Evet. Fırlattı şapkasını. Ne güzel baksana. Çok teşekkür ediyoruz. Kaldı böyle. Evet, aynen öyle. Güzel dansınız için. Ne güzel görüyorum. Sana da Furkan'la, Hülya'ya da, Poyraz'la ne güzel anılar kaldı size böyle bence. Evet. İnanılmaz güzel dans ediyorsun sen. Furkan'cığım, gitmeden önce senden bir şey rica edebilir miyim? Anneni puanlamadan gitme bence, gel. Tamam. Gel lütfen. Gel. Gel. Aha. Gösterme. Kaç puan bekliyorsun de bakalım. Kaç puan bekliyorum? Öyle bir rakam yok. Çok yüksek bir puan bekliyorum. Ya çok tatlısın. Çok güzel bir beş yazdı. Aferin sana. Çok teşekkür ederiz Furkan'cığım. Canım Furkan. İyi ki katıldın. Öyleyse Furkan demek alkışlarla uğurluyorum. Şöyle tutup.
Hoşça kal Furkan'cığım. Bay bay. Bay bay. Peki konseptin nedir? Detay ver lütfen. Az önceki familya, benim familya. Onlarla beraber Bebek'te önce kahvaltı yapıyoruz sahilde. Oradan çıkıyoruz. Max'i ya eve bırakacağım ya arkadaşıma bırakacağım, bir yere bırakacağım. Ondan sonra o Eyüp'te, Gazi Osman Paşa'nın aşağısında Eyüp'te açık bir büyük Luna Park yapıldı biliyorsunuz. Oraya götürüyoruz. Ondan sonra hediyesini alıyoruz. Hamburgerlerini yiyoruz. Sonra artık eve gidiyoruz. Hamburger. Canım en çok bu dünyada sevdiğim yemek double cheeseburger. Benim de cheddarlı. Üf. Çok severim. O yüzden köfte gibiyimdir. Hep yemek yerim. Gerçekten 5 öğün yerim. Tamam. Çok güzel. Ben seni çok beğendim. Keyfiniz bol olsun inşallah sizin de her daim. Teşekkürler. Ne haber Eda? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederiz. İşte bir anne Luna Park'a alır çocuğunu. Bu şekilde de rahat rahat gidebilir. Gayet güzel. Hele o çantan oradaki çok hoşuma gitti. Bakayım nasıl o bir çanta o? Belden bağlanmıyor değil mi? Yok hocam. Sırt ya da göğüs olarak. Göğüs yapıyorsun. Ben daha çok önde tercih ediyorum. Çünkü zırt pırt anne telefonumu ver, anne şarjımı ver, anne suyumu ver dediği için şurada olması kanguru daha konforlu yapıyor beni. Allah bağışlasın. Amin. Furkan'ı sana, Poyraz'ı da sana, Hülya'cığım. Hep mutlu olun. Ne güzel şeyler bunlar. Çok konseptine uygun bir kılıkla geldim. Bir de hoş ve havalı duruyor eşofmanın. Dansı muhteşemdi. Pek bir şey yapmadım. Bir gün ama gerçekten konsept yapmak lütfen istiyorum. Lütfen bir gün gerçekten bir şey yap. Çünkü ben izlemek isterim. Furkan öyle. Onur duyarım size izletmek. Çok tatlı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Böyle bu kadar. Ben teşekkür ederim. Gözlüklerini takabilir misin lütfen? Tabii ki. Ve çantanı sırtında görebilir mi? Çok havalı ya. Hani bir de yakışıyor mesela yüzüne bu gözlükler. Evet. Herkese yakışmaz. Öne geçiriyorum dedin zırt telefon zırt. Yok yok şey. Ben bir de arkasında görmek istedim. Ha, sen mi söyledin onu? Tebrik ederim. Şık ve sporsun. Çok beğendim. Teşekkürler. Kadar. Öyleyse daha iyi puanlıyoruz. En güzel çizdiğim burada puan 5 ya. Bana hep 5 verdirseniz keşke. Gerçekten en güzel 5 çiziyorum bence. Hocam biz de bence. En çok 5 almak istiyoruz zaten. 5. 5 kızım. Teşekkürler. 5 kızım. Teşekkürler. 5 Eda'cığım. Wow. Manyak. Aleyna. Hadi gel bakalım sen de wow diyeceksin mi? Aleyna ne haber? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Kız mı erkek mi isterdin? Yani tabii ki sağlıklı olsun denir ya önce. Tabii sağlıklı olsun. Erkek ya da kız sonuçta benim evladım. İçinde bir his vardır mesela. Kız çocuğu. Nereye gidiyorsun çocuğum, çocuğunla? Kaç hocam, tane çocuğun? Bir tane kızım var. O da aynı böyle benim gibi giydirdim onu. Biz çiftliğimizde bir pazar sabahı kahvaltı yapacağız. Sonra at bineceğiz kızımla. O kadar iyi yırttın ki şu anda. Evet. Bak, ben bu kıyafetle ne olacak diyecektim. Ama şey aynen. Ona konseptime göre bilerek böyle dedim ya zaten. Dur bakayım diyordum ne olacak. At fiyatları bineceğiz. Da söyle çocuğum. Çizmem ve çantam 150 TL, taytım ve badim 180 TL, kemerim 80 TL, trenç kotum 300 TL, gözlüğüm de 55 TL hocam. Anladım. Üstündekini çıkarabilecek misin? Tabii. Bir mahsuru yoksa çıkar, şu şeyi görmek istiyorum, şu bluzunda wow. Çok güzel şeyler şunlar, çok hoş. Aleyna'ya bakar mısınız? Aleyna var, yıkılıyorsun şu anda. Üf. Ben bir şey söylemeyeyim, Gülşah'ın sözünü, hayır. Gülşah'ın sözünü tekrar ediyorum. Yıkılıyorsun şu anda. Teşekkür yani hocam. Başka bir şey söylemiyorum Gülşah'ım. Yani diyecek bir şeyim yok Aleyna. Çok beğendim. Yani zayıfladın. Git sana kilo aldım. Vazgeçtim. Ya nasıl zayıflıyorsunuz? Kilo alma. Yasemin Hanım hareket halindeyiz ya her sabah. Hamburger yiyorlar hocam. Hayır bir de şöyle bir şey var yani. Siyah bir kere çok yakışmış. O kadar güzel bir fiziğim var ki. Bak, o kadar iyi bir fiziğim var. Her yerin orantılı. Teşekkürler. Aferin kız. İkinci gün yine bak yarın bakalım nasıl geleceğim. Tabii. Aleyna'cığım. Aynı fikirdeyim arkadaşlarımla. Şayet ki konseptin nasıl çiftlikte yaptı?
ve at binmeyecek olsaydın... Serdar, hep bunları boşuna mı aldın? Bu çizmeleri boşuna mı giydin? Tebrik ederim. Lütfen böyle devam et. Teşekkürler Serdar Bey. Fıstık gibi görünüyorsun. Teşekkürler. Gözlüğünü tak lütfen. Seni bir de öyle görelim. Kızını da hayal ettim, küçük böyle. Küçücük böyle. İnanılmaz. Saçını toplamanı da çok sevdim. Böyle toplaman çok güzel olmuş Aleyna. Hani ne kadar övülebilirsen o kadar övmek istiyorum seni. Kaçırdıysam pardon, tekrar duymak istiyorum. Bu kombine totalde ne kadar ödedin? 800 küsür o civarda. Yani evet, güzel para. 800-900 lira çok güzel para. Ama bu kadar iyi kombin yapılır mı? Yapılıyormuş. Teşekkürler. Muazzam. Yıldızların altında. Teşekkürler hocam. Evet. 5. Teşekkürler Gülşen. Bir şey vardı hani, altını almış gidiyor bir şeyler bile. Gelin ata binmiş ya nasip demiş de o çoktan çocuğu bile var. Teşekkürler Serdar. Atnalıyla 5. Teşekkürler. Bakayım. Atnalı. Nalı. Bari onun ortasında şeyler... Değer Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet, senin yerine uğurluyoruz ve Özlem'i podyuma alıyoruz. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Nerede bu anne çocuk günü? Kızım mı var, oğlum mu var? Dünyaca ünlü bir Luna Park var ya, oradayım kızımla beraber. Avrupa'dasın. Paris'te. Evet. Ya da evet. Orlando'da. Ya da evet. Paris'te. Ya da Los Angeles'ta bir yerde. Çok istedim bebek de almayı da bütçem yetmedi. Aynı onu da böyle giyindirmiştim. Hatta şundan bir tane daha almıştım, takamadım. Elma şekeri aldım ona. Birini de Esra'ya aldım. Çünkü geçen kendine konser yapmıştı. Elma şekerine benziyordu. Dün de çok ağlamıştı. Teselli olsun diye onu aldım. İstemiyorum. O hediye kabul etmez. Ay bilmiyor musun Özlem? Ben de Yasemin Hanım'a veririm. Al bana verirsin. Çok severim ben. Ver. Bizim yaşlarımız daha küçük. Ha, sizin yaşınız daha küçük. Sen de küçük cebime gir. Gülşah senden küçük. Ama elma şekeri küçük. Manası olsun bari. Aldığınız hediyenin bile manası yok. Tamam. Sen iyi seviyorsun. Rica edeyim. Evet. Hoş geldin tekrardan. Fiyatlarını rica edeyim. Botum ve çantam 300 TL. Kombinim 450 TL. Bir de beyaz tişört vardı. Aynı bunun boyunda, giymedim onu. Tacım, küpe ve elma şekerim 80 TL. Şimdi bir kere tabii çok neşeli duruyorsun. Tabii ki bunlar oranın artık sloganı gibi bir durum. Bir de şöyle siyah kulakları olsaydı onun o fiyongun arkasında müthiş durumdu. Bulamadım. Fakat orada bu çanta olmaz. Ya böyle bir free bag, ya böyle küçük bir sırt çantası. Çünkü o oyuncaklara binerken o çantaya hakim olamazsın. Muhakkak ya buradan böyle takacağın bir şey olması lazım ve onun çok spor bir şey olması lazım. Bu çanta, göster çantanı. Ya bu çanta orası için yani inanılmaz abiye kaçan bir şey. Ve zaten o roller coaster'ın tepesinden giderken o çanta uçtu. Ben her türlü sahip çıkarım hocam. Yok, ona sahip çıksan da o oraya olmaz yani. Tek kırmızı çanta buydu. Ama niye öyle kırmızı zorun ne? İşte. Ama neden kırmızı diye dayatıyorsun bir. İkincisi bu botlar ve bu jean pantolonla aman Allah'ım. Ve kırmızı tercih edip üzerine neon pomponlu bir jean gömlek var. Her renk var hocam. Kırmızı da var. Yani kombin olarak beğenmedim Özlemciğim. Maalesef. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özlemciğim, çok eğlenceli bir karakter görüyorum karşımda. Evet. Eğlenceli. Peki, o kesin canım. Daha gitmeden moda girmişsin. Ama çok rahat edebileceğin bir kıyafet de değil. Bu skinny jean'le, yani dar jean'le. Ama çok heyecanlanmışsın. Çok moduna girmişsin. Bence Luna Park'a girmeden sen Luna Park gibi olmuşsun. Evet. Konsept üstüme giydim hocam. Gerçekten. Güzel. Şu an Luna Park'ı görüyorum karşımda. Çünkü karma karışıksın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum arkadaşlarım, ama şunu söylemek istiyorum. Bu hatayı, biz bunu daha önce de bu podyumda söyledik. Çantanı göster lütfen. Ayağındaki botlar, evet,
bir şeyin replikası, çanta yine bir şeyin replikası. Ortak tek özellikleri kırmızı olmaları. İkisi apayrı vizyona, misyona sahip olan tasarımlar. Sen o çantayı asla böyle bir ayakkabıyla, hatta bana kalırsa markayla bile bir araya getiremezsin. Yani çok farklı telden çalıyorlar. Yani hiçbir kombini bir arada yapamazsın. O elindeki çantanın markasıyla, o öyle bir çantayla yapamaz. Ayrıca iki tane farklı jean rengi. Bir araya geldiği zaman çok fazla gidemez misin? Nereye istersen. Bu çok keyifli, neşeli görünüyorsun. Bu kafandakiyle zaten kafandakini ne giyersen giy. Orada takabilirsin ve hiç sırıtmaz. Ama bu iki detay çok çok fazla olmaz. Bir araya getiremeyeceğin şeyler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne haber Özlem? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olasın. Bak kızım, çok sevdim aslında ben cinini de üstünü de, ama o çantayı kullanacağın yerine, onu detaylarını arkadaşlarıma anlattı, gerek yok. Bir free bag, buna da o kadar güzel olur. Belki o zaman bu postallarına bile bir şey demeyeceğim, gözümü almayacak. Ya da o free bag'in ya da bir kendi lacivert ya da siyah bir postal giyip tamamen bunu patlatır. Orada da herkesin kendine, sana bakmasını sağlardın. Bu kadar söyleyeceklerim çocuğum. Teşekkür ederim hocam. İki. Teşekkür ederim. Bir sana, bir kızına. İki. Teşekkür ederim. Ben bir şey daha yapacağım. İki. Kalpte bunun için. Teşekkür ederim. Şeker, teşekkür. Afiyet olsun. Üç kızım. Teşekkür ederim. Evet Özlemciğim, seni yeni alalım lütfen. Ve Ayça'yı podyuma davet ediyorum. Alkış, alkış. Serbest. Canım ya. Hoş geldin Ayça'cığım. Merhaba. Çok kısa bir cevap istiyorum. Olur. Alışverişte nasıl olur da sen istediğin mağazaya giremezsin? Hülya... Benim nasıl çubuğa kızım, bana ne bakıyorsun? Yani Hülya tüm esnafı tembihlediği için ispatla ya. Tüm esnafı nasıl tembihleyebilirim? Öyle söyle. Biz nasıl tembihledik? Yani girmiş mağazaları sadece Hülya Hanım'ı alıyoruz demişler. Ama gerçekten alakam yok. Aleyna geldi. Ben ya, oradan ki hepimizden önce ben aldım. Bu kemiğimi ben o mağazadan aldım. O mağazadan bahsediyorum. Aynı mağazadan ben girip alışveriş yapıyordum. Her zaman oradan alıyordum. Ayça'cığım, senin kadar sivri dilli, tuttuğunu koparan bir kız nasıl giremedi ki o mağazaya, ben onu anlayamadım. Ya aslında mağazadaki ürünleri beğenmedim böyle gözümle bakınca. Yoksa net yani girerdim. Niye o zaman sabahki röportajında giremedim diyorsun? O zaman hemen kombinle geçiyorum. Ay evet, iki lafından biri sana ne oluyor ya, üf. Tek tek geldi. Arkada da aynısını yapıyorum. Hocam bir şey soracağım. Ben de daha önceki alışverişimizde benim girmek istediğim mağazada Hülya vardı. Hatta evet, konsept yapmıştık. Yasemin Hanım olmuştum ben. Eda kimseyi bu mağazaya alma diye oradaki mağaza görevlilerini de tembihlemişti. Ben de, hatta bu çekimlerde var. Göğsümü göre göre şıkkırı şıkkırı girdim. Alışverişimi yaptım. Hatta elbisemi de aldım, çıktım. Yani ben o mağazada istese, bir şey beğenseydim emin ol ben de girer alır çıkardım canım. Niye o sana bir şey? Ama niye sen beni sokmuyor gibi buraya getiriyorsun ki bu konuyu? Bence çok saçma. Sen çok konuşma. Tamam bence. Hemen bu da fiyatlarını benim alabilir miyim lütfen? Ayakkabılarım ve çantam çok 200 konuşma. TL, takımım 450 TL, takılarım da 75 TL. Konseptin nedir Ayça'cığım? Bir alışveriş merkezine gidiyorum çocuklarımla. Kaç çocuğun var? İki tane olsun. İki tane olsun. Burada niye uyduruyorsun. Niye vereyim gibi? İki tane kız mı oğlan mı? Bir kız bir oğlan. Çok yanlış sulardasın. Neden? Devam et. AVM'desin. Evet. Bir kızın bir oğlun aynen var. Aynen, yemek yiyeceğiz, sinemaya falan gideceğiz. Evet. Uydurdunuz konseptlere de bu kombinim. Uyduramazlar kombinim Serdar'ım. Çekimler daha evvel söylüyorlar. De. Çekim öncesi evet, hepsini söylüyorlar. Bilmez ama miyim? Mesela iki tane olsun hadi. Ya. Mesela biraz güçlü inanarak. O yüzden. Sen çekimdeyken aynen, iki aynen tane demedin mi? Çocuklarım dedim galiba. Yani tam hatırlamıyorum. Kaç tane çocuğum var diye merak ettim yani. Tamam, edebilirsin tabii ki. Neyse. Ayça'cığım, şimdi şöyle bir durum var. Aynı şeyleri sana tekrarlamayacağım. Genç bir kızsın. Hı hı. Ve model değiliz. Yani 1.85, 1.87 en yüksek. Şimdi pantolon seçimlerinde genelde sen boyunu kısıyorsun. Hop. Evet.
Ama ben mesela topuklu giymeyince tüm topuklu pantolonlar gerek böyle yok. Kısa gösteriyor beni. Yani senin pantolon seçimlerindeki pantolonların rahatlığı, bacak boyunu ve senin boyunu kesiyor. Bu da kesmiş mi yine? Çok bana mu kesmiş? Bana göre. Ayça. Efendim. Senin bir tarzın var mı? Evet. Evet. Bence kesinlikle yok. Üçüncü gün... İlk gün gibi takım giydin. Ama korkunç kombinledin. Çok saçma. İçine giydiğin o top çok alakasız. Bunun içine giyemezsin. Bu kadar keskin bir geçiş yapamazsın. Çok sevdiğim bir kahverengidir bu. Bronze. Çok severim, çok da kullanırım. İçine o body'yi giymeyecektin, beyaz parçayı. Önünü kapatacaktın. Asla bu ayağındaki beyazlar da olmayacaktı. Belki yine aynı tonlarda bir... Hadi spor ayakkabı istiyorsan bir spor ayakkabı ama yine yakalayan bir ton olmalıydı. Biraz hani renk koyu ya, yumuşatmak için. Asla açıkçası beyaz olmaz. Eline aldığın siyah çanta ne alaka? Ama anneler hep böyle takıyor. Aa, bir de inanmıyorum. Yani bizim oradaki anneler diyeyim. Anne çocuk günü yapıyoruz. İki çocuğunla, iki çocuğum var dedin. İki çocuğunla keyifli neşeli bir gün geçirmeye gidiyorsun. Maşallah yüzün mahkeme duvarı gibi. Çünkü kombininin ne kadar berbat olduğunu sen de biliyorsun. Kusura bakma Ayça'cığım, özür dilerim. Bu arada biraz yersiz yorum yapıyorum ama... bizim oradaki anneler diyecek kadar da bu cümlenin arkasına sığınıyorsun. Sığınmak burada değil. Şaka yapıyor gibi bir halimiz var mı? Ben de şaka yapmıyorum Gülşah Hanım. Sen şaka yapmıyorsun zaten. Sen gayet ciddisin. Evet. Sen son derece... nerede olduğunu bence bilmiyorsun. Bir sende bir yarışmacı ruhu da yok. Çünkü üzerinde bir kombin yok. Çünkü bununla bu gömlek giyilmez. Çıkart gömleğin üstünden. Çıkart bir gömleğin üstünden. Abi ye. Ve bunun üzerine bu gömlek, bu bluzun ama sonuçta buralar gözükmüyor ki. Ben sonuçta buraya böyle çıkmadım. İnanmıyorum. Benim karşıma bu cümleye geliyor musun gerçekten? Evet, geliyorum. Çıkmadım ama. Sen gerçekten bunu söyleyebiliyorsun değil mi bana? Gülşah Hanım, ben şu an buraya bu şekilde geldim ve size diyorum ki bu kombinim bu şekilde. Hayat, yani biz onu görüyoruz. Biz de senin ne kadar yanlış bir kombin yaptığını izah ediyoruz. Tamam, evet. Sen ben zaten bana... şu an bunun üstüne şunun şu tarzın olmayacağını farkındayım. Ama fark ettiyseniz bununla burayı kapatıp sadece burayı göstermek istedim. Ama burası da olmamış. Ona da saygı duyuyorum, bu kadar. Ben bunu bilmiyorum Gülşah Hanım de. Bilmediğim için ben böyle giydim de. Ama siz bana söylüyorsunuz, ben de o zaman öğreneyim. Bilemiyorum. Zevksiz ve vizyonsuz bir kızım de, biz de seni doğru yönlendirelim. Zevksiz olduğumu yani zannetmiyorum. Zevksiz bir kızsın. Sen hayır, şimdi böyle değilim. Gerçekten bir vizyon sahibi bir kız olduğunu evet. Düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Hii. Gerçekten mi ya? Aynen öyle. Bah, bah şöyle arkadaş. Sonra. 23 yılımız boşa geçmiş bizim. Vay 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 vay. Sen bu kılıkla bu yarışmaya devam edemezsin. Teşekkür ederim. Serdar'cığım. Rica hepsi ederim. Hepsi konuştular, sıra bende. Evet. Nasılsın kızım? Pardon, ben atlamışım lafı zaten. Pardon, rica özür dilerim. Rica ederim. Zevksiz bir şey görünce tutamıyorum kendimi, biliyorsun alerji geliyor. İyi misin geliyor kızım? Evet. Ben bu renkleri çok severim. Kahverengiyle beyazı ve çok da kullanırım. Kahverengi giyinmeyi her zaman istemem ama giydiğim zaman da beyaz ya da daha kırık beyaz çok severim. Ama sen... Bu üstündeki gömlek ve pantolonun güzel ama içindeki beyazın yanlış. Eğer bu gömleği giymeyip o beyazınla sadece olsaydın ama çantan ve ayakkabın farklı olsaydı tabii ki olabilirdi. Ama şimdi sen bunu giydin, bunları giydin. O içindeki beyazın abiye olduğu, önü açık olduğu için zaten anlaşılıyor. Bir tişört, dümdüz bir tişört giyer. V-yakalı beyaz tişört olur. Giyer, şu üstündekini de şunu şöyle şurada bağlardın. Bir tarz verirdin kendine mesela, oraya sarkıtacağını. O zaman belki o beyaz bile bu kadar gözüme sırıtmayabilirdi. İnşallah yarın dikkat edersin bütün konuşmalara. Teşekkür ederim. Tamam kızım. O çanta bu kıyafetle katiyen olmaz. Evet, puanlar. Ayça'cığım. Teşekkürler. 2. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür. 1. Ayça, bir ara düşündüm 3 mü vereyim diye ama olmaz. Şimdi Esra'ya 3 vermiş bir adamım ben. Ben sana onun için 2 vermek mecburiyetindeyim kızım. Ayça, 1. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Evet, yerine oturuyorsun. Ve ne diyoruz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Ne diyoruz? Puanlar. Tabii puanlar derken bir de bekliyorsunuz siz de bu sürpriz. Evet. Neymiş? Onlar da bekliyor. Evet. Sizler de bekliyorsunuz. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. Merak etmeyin. Az sonra söyleyeceğim. Önce bir puanları okuyayım. Aman Allah'ım, bugünün birincileri. Önce o birincileri söyleyeyim zaten. Hülya 20 puan, Elisa 20 puan, Eda 20 puan, Aleyna 20 puan. Kutluyoruz. Tebrikler. Wow, tebrikler. Ayça kaç puan? Hesaplamadım. 6. 6 puan Ayça. Esra 12 puan. Özlem 9 puan. Ayça bugünün sonuncusu oldu çocuğum. Yine. Yine değil, dün 4 numarayla konsept dışı olarak Esra'ydı. Esra'ydı. Dikkat et, dikkat et çocuğum. Kaç günümüz kaldı? 2. Sürprizimiz neymiş? Ne? Ben çok merak ediyorum. Önce alışveriş yerini söyleyeyim bakayım. Ümraniye. Ümraniye. Kadıköy. Hayır, Ümraniye. Bakırköy. Bakırköy mü? Gerçekten Kadıköy. Ümraniye. Beşiktaş. Kadıköy. Kadıköy! 3 kişi bildi, 2,5 kişi bildi diyoruz. Evet, şimdi komutla hareket edeceğiz. Nasıl? Bu hediyeleriniz oradaki kırmızılar için. Sen o kartını öyle yapma. Yok yok, göremezler artık. Şimdi ben 3-2-1 diyeceğim. Alacağız hemen. Hücum diyeceğim. Gerçekten mi? Gideceğim orada, yerinize oturuyorsunuz. Seçeceksiniz. Hemen tık alacaksınız. Tekrar yerinize geleceksiniz. Açıp bakabiliyor muyuz? Ama aynı noktadan başlasınlar. Evet. Hayır. Aynı anda. Aynı anda. O zaman şöyle yapalım mı? Nasıl? Bence o poşetleri tam ortaya koyalım. Hepsi birden böyle yapsın. Olur. Öyle yapalım ben. Oturun. Siz oturun. Herkes aynı pozisyonda oturacak. Şöyle otursun. Herkes için söyleyeceğim. Öyle değil, öyle değil. Şöyle yapalım bak. Şöyle yapalım. Ya ortada. Tamam. Buraya yanaşıyorsun. Evet, süper. Tamam, şimdi öyle oldu. Bir dakika. Otur. Yerlerinize oturuyorsunuz. Hocam Eda ucunda oturuyor. Hayır, yanaş. Yanaş. Bak şimdi Furkan'ı çağırır. Herkes tam otursun yerine. Yanaş, tam oturuyorsunuz. Tamam, tam oturuyorsunuz. Üç. Dur. Hayır. Hücum diyeceğim. Üç, iki, bir. Otur. Dayan arkaya. Dayan arkaya. Üç. Dayan bir dakika. İki, bir var. Üç. Dayan arkaya. Dayan arkana. Biri duyduğunuzda koşun. Tamam. İki. Bir. Hücum. Hayır. Çok komik göründünüz ama çok şekerdiniz tabii. Ay, evet. Şimdi tek tek başlıyorum. Vermem. Temamız, konseptimiz yöresel şıklık ya, diyoruz. Açma özdesi. Açmayacaksınız. Başlıyoruz. Aç ve göster. Paketi bana ver. Evet, çok yakışacağını düşünüyorum. Hangi yöre sence? Bilmiyorum. Tahmin edemiyor musun? Antep mi acaba? Hayır, Antep değil. Tahmin edebiliyor musunuz? Siz, Hülya hangi yöre? Serdar hangi yöre? Karadeniz mi? Serdar, Hülya diyorum. Karadeniz değil. Ha şey, Efeler falan. Ege bölgesi. Ege. Evet. Sana İzmirli. Karadeniz diyerek. Aç. Ege'den Karadeniz. Karadeniz'le alakası yok onun. Açmışım. Çıkar, öbürünü de al. Ay Hülya, seninki çok tatlıymış. İşte benimki Karadeniz bence. Ay, çok güzel. Hangi bölge? Ha? Kahraman. Hangi bölge? Ben bilebilirim bunu, anlayın. Ben bilirim. Hocam, ayol bir şey değil ya. Evet, Marmara bölgesi. Keşke Hülya bunu sen alsaydın. Aa, sonradan pişman. Ay çok güzel, çok yakışacak. Wow. Çok güzel. Ay çok yakışacak.
Bir sürü parça. Sence hangi bölge? Hangi bölge? Biraz zor bu bölge. Bir bakın, bir düşünün. Hemen hiç bilmiyorum. Hangi bölge? Bakın. Güneydoğu. Güneydoğu. Güneydoğu bölgesi. Çok güzel. Esra. Ya muhteşem ya. Ben bayıldım konseptimize. Esra. Aç kızım. Aç bakalım. En çok şunu sevdim. İnanmıyorum Esra. Ya en güzel hangi bölge? Bir şey hocam, göremedim ki. Wow. Hangi bölge? Hangi bölge? Hangi bölge? Hangi bölge? Esra, üstüne girsin. Üstüne giy. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu. Ay ne güzelmiş. Eda geliyorum. Açayım mı hocam? Aa, kızım. Harika ya, benden bittim bu konsepte. Ana. Çıkar bakayım neler çıkacak. Tam renkleri. Ay çok güzel renk. Evet. O Karadeniz. Bu var. Evet. Hayır, Karadeniz, Karadeniz değil. Değil. Hayır. Değil. Hepsine de Karadeniz. Hayır. Akdeniz akşamları. Sen nereye gidiyorsun? Akdeniz mi hocam? Evet. Akdeniz. Akdeniz bölgesi. Bu da böyle. Aa. Açayım mı hocam? Aç kızım. Çok tatlı. Hepsini mi giyeceğim? Arkadaşlar bu... Bu yörelerin, bu bölgelerin danslarını biliyor musunuz? Ay galiba bana Karadeniz burada dansı öğrenin ya. Ay hepsine ya. Artı bir, değil, artı iki. Değil. Bu ne? Ay, İnşallah Karadeniz işte burada evet. Çizmiştir. Ne? Ne? Çok güzel Doğu. Bir yelek bana getir ne olur. Doğu Anadolu gelinini. Doğu ben de. Nerede? Sardara bak, bugün de coğrafya bilir kişisi ki çekil ben kesildi. Ben Doğu Anadolu mu oldum? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu bölgesi. Bu ne peki elbise? Sana ne şanslıdır dedim hocam ama Karadeniz herhalde. Aki ve kırmızı siyah. Muhtemelen hep söylediğiniz. Karadeniz. Karadeniz de olarak Karadeniz bölgesi. Bana gelmesi. Özlemcin, yarın bir horon tepersin artık bize. Hocam hiç haber bir kalkmamıştın öyle havalı havalı. Seni yarın kusursuz bir kombinle bekliyorum bilir kişi olarak. Ve ama horon. Hocam sona kalan hani şanslı olur dedim ya gerçekten benim memleketim bana geldi. Kusura yer yok. Nasıl buldunuz? Çok eğlenceli. Bayıldık. Yarın gidiyorum. Bak rahat ol, tamam mı? Nereye yarın gidiyorsun pardon? Nasıl karar verdin buna? Burayı ayak uyduramıyorum. Pardon, niye geldin o zaman? Burası bana çok ağır geldi. Evinde oturup izlemeye devam etseydin. Berbatsın. Vizyonsuzsun. Kız olanı ve doğruyu söylüyor. Sen Mardin miydin? Evet, Mardinliyim. Kırmızı giydiğin elbiseden sonra çok iyi gelmişsin Esra. Bir vizyonum olduğunu da düşünüyorum. Yok Ayça'cığım, senin vizyonun yok. Daha yaptığım makyajı yüzüne nasıl olup olmayacağım? Ay kesmiyor, kesmiyor, konuşuyor. Söylediğin son derece saçma bir şey. Ben senin evin anahtarını neden alayım? Senin anahtarını bu kız alıp ne yapsın? Sen de dün bana çantamı Elisa aldı dedin. Yeter artık bana ya. Bana bağırarak sesini yükseltme. Kes be. Ayça sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır, neden böyle bir şey uğraşayım? Sence ben bunu yer miyim? Yemin ederim bunu fırlatacağım şimdi yere ya. Ailevi bir durumumdan dolayı çok acil İzmir'e gitmem gerekiyor şu anda. Listes bir haber aldım. Alışverişi bırakıyorum. Özür dilerim. Yarın çok keyifli olacak. Bakalım nasıl yapacaklar? Horon mu tepecekler? Zeybek mi oynayacaklar? Akıllarına ne geliyor? Hepsini yarın hep beraber izliyoruz. Kaçırmayın. Yarın kesin tekrar burada buluşuyoruz. Ve diyorum ki tüm bölgelere diyoruz ki selam olsun Türkiye'nin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.